Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 119'da mı kaldık? Evet abi, 118'in sonunda kaldık. 119'a geçecek. Okuyorum. Yer şu anlar 228. Şualar 228. Esma-i İlahiye'nin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve sıralıyor. Hilkat-ı kainattaki makasid-i ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Bak, dizmiş değil mi Osman? Evet. Dikkatimi şey çekti yani, en cemiyetli aynası cismaniyettir değil, cismaniyettedir. Cismaniyettedir ha. Cismaniyettir değil. Yok. Çünkü cismaniyet, sıfı esmaya bakmıyor ki, sıfata bakan yönü var. Oradan dolayı. Tabii. Yani mesela şöyle düşün. Bu kainat aynadır. Evet. Bak, iyi dinle bunu. Kainat aynat. Bu aynada ne gözüküyor? Esma. Esma gözüküyor. Esma. Mevcudat aynasının esma. Evet. Peki. Tamam abi. Ayna mı? Evet. Aynada ben gözüküyorum. Ayna nedir? Ayna sıfat demiştiniz daha önce. Yani anladık mı biraz? İyi. Mevcudat aynasında esma gözüküyorsa mevcudat esma değildir. Mevcudatta cilve, cemal, nakış, sanat. Gözüküyor. Evet. Aynanın içinde gözükenler. Aynada gözüktü mü? Aynada gözüken esma ise ayna nedir? Yani beni gösteren ayrıdır. Benim gözükmem ayrıdır. Ona zemin olan, benim gözükmemsine sebep olan, karşıt koyan. Dikkat edin, beni böyle götürmüyor. Ayna, niçin aynadır? Karşıtım olduğu için. Uçak niçin uçar? Rüzgara karşı uçtuğu için. Hmm. Mesela ben böyle gidiyorum, böyle şua veriyor muyum? Dalga. Hmm. Ayna da böyle götürmüyor beni. Ayna bana mukabele ediyor. Zıttında tezahür ediyor. Ademi gibi mi diyorsun? Evet. Karşılığı yani. Karşılığı. Ayna aslında eşyanın ademi yani. Zemini manasında. Evet. O zaman zemin oluyor. Mesela bu aynadır. Şey diyor. Bu aynadır. Beni gösterdi. Bunu tutuyorum, beni göstermiyor. O zaman adem değil. Ayna aslında ademdir. Yani gösteriyorsa, bu beni gösteriyor. Bu beni göstermiyor. Aynanın dışında kendimi görmem mümkün müdür abi? Aynanın dışında bu alemde kendini seyretme mümkün değil. Mesela saydam şey olmasa, su olmasa, ayna olmasa, sen kendi neye eğilebileceksin? Ben tarif edeceğim sana. Ne kadar olur ki? Ya da şey olur mu abi? Ne kadar tuhaf olurduk değil mi? Aynadan kurtulmam vücuda geçmemi göstermiyor mu abi? He? Aynadan kurtulmak aslında hakikaten yani vücuda geçmeyi göstermiyor mu? Tabii ki gösterir ama yani onun şeyi ne kadar olur? Övmekle yani biz mesela bu aynalıktan kurtuluyoruz. Zahirde ölüm diyoruz ama aslında vücuda daha yaklaşmanın şey değil midir abi? Tabii, vücudu hakikiye. Mesela vücudu hakikiye şey yapıyorsun. Mesela şu anda saniyede dırr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 r
aynasıdır. Aynasız kendimi görmem demek değil midir bu haber? Evet, evet. Yani aslında kaliteli bir ayete geçiyorsun. Yani aynayı bu arada bu şey olduğunu
varlığı gösterdiğini, Esma'yı gösterdiğini, o zaman ayna daha arkasıdır. Sıfatta belli bir sıfat mı, yoksa böyle sıfatların cemi manasında mesela? Cemidir. Yoksa yani. Sadece mesela kudret diyebilir miyiz? Yani... Bana biraz hani kudretmiş gibi geliyor. Evet. Sanki daha hakimmiş gibi. Gibi gelmiyor. O öyle zaten. Lemalar da söylüyor. Hmm. Ama bak, diğer sıfatlar var. Mektubatı versene. Hemen. Mektubat doktorumuz mi? Doktoru. Ötekisini aç. Heh. Aç onu. Orayı. Solda abi. Onu aç abi. Mektubatı ver abi orada. Sağ tarafta. Tam direkt elinize. Hem elini al. Orası. Uzat elden ele. Ha çok şey, özür dilerim. Lemalar. Hemen onun yanındaki. Sıfat gibi geldi dedin de, yani kudret gibi geldi gibi değil ki, kendisi kader sana şey yaptırıyor artık. Ruhun yani düşünmeden söylüyorsun. Evet. Yani. Bir yeri hatırlayarak demedim de, demek ki yanıltılık kaldı. Bak. Yani diğer sıfatlarda varla ikisini bir derseniz bir anlayayım. Yani. Tamam, kafamda var. Kudret olduğunu kendi sari söylüyor. Hmm. Diyor ki, o Kadir Ezeli'nin en ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar-ı muayyen ile tayin ediyor. O Kadir mutlak emri kün feykün ile, o adsiz kudretiyle ve nafis iradesiyle o yazıya sürülen etza gibi gayet kolay ve suhuletle. Şimdi dinle. Buraya okumak için şey yaptım. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir. Göze gösterir. Göze gösterir. Göze gösteren zemin kudret. Kudretin bir cilvesi olan, kudretin bir cilvesi olan kuvvet, kuvvet esmadır. Kudret kudret sıfattır. Kuvvet ve vav, kuvvet esma, kudat, kudret sıfat. Kudretin bir cilvesi olan, bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiye sürer, vücudu hariciden vücudu hariciye gösterir, sonra nukuş esmasını okutturur. Yani ayna, cilve, cemal, nakış, sanat gözüktü aynada. Esma yani. Peki o zaman bu mevcudat esma değil. Mevcudata esmadır. Şey, aynadır. Mevcudata ayna olması, mevcudat ayna olması esma gözüküyor. O zaman mevcudat nedir? Kudrettir. Bak, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmeye sürer, vücudu ilimden vücudu hariciye çıkarıp gösterir diyor, okutturur. Kudrettir yani. Nedir o zaman? İrade ile kudrettir. Tek değildir. Unutma onu. Sırf kudret değildir bu ayna. Bakarsanız hayat da giriyor gerçi de. Girmez. Direkt. Direkt bu. Direkt bu mevcudat. Aynen burada söyledi. Kudretin bir iradesiyle, nafiz iradesiyle. İki tane sıfat söylüyor. İrade ve kudret sahibi. Evet. Nafiz iradesiyle. Kudrete de ne dedi? Kudrete şey dedi. Evet, tamam. Ayna sırf kudret değil yani. Ya ama senin söylediğin kudreti uyuyor diye şey yaptım. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini da gelmeden o hadsiz kudretiyle nafiz iradesiyle. Hadsiz kudret. Evet. Ayna olmuş. Aynanın vücudu kudret ve irade. Zaten vücudu hariciye çıkarana, çıkmış olana irade denilir. Hatta deriz iradesi var mı, irade sahibi midir? Tercih edilmiş. Şeyde mesela şimdi dünyadaki ayna bizim sadece sıfatlarımızı gösteriyor ya, beni göstermiyor. Yok. Yani o zaman ayna hiçbir zaman öz cevheri göstermez. Yok. Zaten o zaman ayna olmaz. Şirk mi olur o zaman öyle gösterse? Tabii o zaman başka bir şey olur. Yani Cenab-ı Hak için de bunu diyebilir miyiz? Cenab-ı Hak da haşa hiçbir zaman tam kendini bilemiyor desek yanlış olur. Olmaz. Olmaz. Çünkü mesela mevcudat beni tam göstermez ama mevcudatsız kendimi biliyorum ben. Eneyi biliyorum. Enemi biliyor musun? Bilmiyor musun enenin varlığını? Biliyorum. Peki gösteren bir ayna var mı? Yok. Yok ki öyle bir şey. Anladım. Evet.
Abi batın cin... Bak aynasız bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bak neyle? Aklımla aklımı, kalbimle kalbimi, hayatımla hayatımı, ruhumla ruhumu yata ediyor. Ruhumu ruhumla biliyor. Bilinenle bilen aynı oldu. Anladım. O zaman her yani bilmek için illa ayna mantığından da gitmeye gerek yok. Yok. Yani. Peki sen eneni bilmiyor musun? Hangi aynada gördün kendini? Evet. Ustak diyor ki, bilmek, işitmek, görmek hayatın alameti. Hı hı. Hayatın kendisi değil ki. Evet. Hayatı gösteren yok ki. Ha, üreme hayat. Çünkü hareketi hayat zannetmişiz. Ya, öyle olduğu için hayat, gördüğüm için hayat. Hayatlı olduğumu gösterir. Kudret hayatı mı gösterir? Hayır, hepsi müstakil. Yani? Kudret, hayatın sıfatlarını gösterir. Mesela beni gösterir. Elimi oynattığımı gösterir. Konuşmamı gösterir. Bu ne gösterir? Ayna. Kudretle irade, ayna. Tencereye koy. Karıştır ikisini, kudretle iradeyi. Çıkan, dondur buzdolabına koy, ayna olur. Mevcudat olur. Kudret aynadır. Evet, kudretle irade aynadır. Bir şey sorabilir miyim Hasan abi? Şimdi normalde batın cihetiyle Buddha esma vurmadan önce sıfatın içinde yok muydu? Bir de söyler misin? Şimdi normalde şimdi aynada sıfat diyoruz ya buna. Esma vurunca kuvvet yani kudret vurunca, kudrete kuvvet vurunca çıkıyor diyoruz ya abi. Peki normalde bu aynanın içinde zaten bu mevcut değil miydi? Vardı. Ama şöyle vardı. Diyelim ki üniversiteyi okurken sen bir şey problem çözüyorsun. Problemi çözerken 7 kere 3 21 dediğin zaman aslında ilkokulu kullanmış olmuyor musun? O zaman yani bunun içinde hepsi var zaten. O zaman var. Ben bir süre sonra o aynı şeye ihtiyacım kalmıyor o zaman. O yani dima mesela içinde zaten var. Dima onu ortaya çıkartsa. Tabii dimanın arkasına geçince bak aklınla aklını yatay diyorsun. Çok tuhaf. Sahili yok diyor bunun ustad. Sahili yok. Ölümde bu olursa gerek abi. Buradan çıktıktan sonra aslında ölümüne büyük ihtiyaç kalmıyor. Yani buradaki kullandığın yöntem bitiyor demektir. Senin buradaki yöntem bitti, vazifen bitti. Sen fabrikada mesai bitti. Onun ölüm dermiş. Oysa başka şeyin başlangıcıdır. Sıfatta bu sefer şunatı, şunatta sıfatı göreceksin. Evet. Böyle oluyor. Onun için siz her şey her yerde, yani İmam-ı Mubin kitabı yani o hepsine geçebilirsin oradan. Geçersin, yeter ki hakikatin şart, her şey her yerde. Niçin? Bir tanesi dese ki, nasıl ben buradayım? Beni meydana getiren esma buraya tecelli etmiyor. Dima'nın bütünlüğü, yani esma mıdır abi? Esma'nın bütünlüğü dima diyebilir miyiz bu şeyden, çıkartan ortaya? Çıkartan ama sırf onu dersen ayıp olur çünkü sıfatı da barındırıyor. Çünkü aynı zamanda aynadır. Dima ustad açık söylüyor. Dima aynadır diyor. Ve aynayı da ama kör olası cehalet en büyük azap çektiğim ben kendime başkasına değil. Anladım zannediyorum. Aynayı anlamamışım. Karşıtım olduğunu. Hiç duymuş muydunuz? Karşıtındır ayna. Karşıtın olduğun için aynadır. Perdeyi, şimdi aynayı öğrendim Hasan abi. Perdeyi... Hatta tam karşıt durmazsa göstermiyorsun. Göstermiyor. Yani açılı olursa ayna evet. Olmuyor sana. Sana karşı direnendir. Uçak niçin uçar? Rüzgara karşı direndiği için. Şuunat duygularla aşağıda dimağda biliniyor. Şuunat? Evet. Aşağıdaki duygularla. Aşağıda biliniyor. Aşağıdaki duygularla dima. Dima aynaysa senin karşıtındır. Ustad ayna diyor dima ya. Ama direkt ayna demiyor da şey diyordu. Mahkese efkarı dima. Öte mi? Onlar diyorsunuz tabii ama o topladığın zaman bir bak bakalım ayna yani. Makyaj evet. Aynadır. Dima aynasında diye geçiyor ya. Geçiyor mu? Dima aynasında diye. Hemen bir bakalım. Ya eski eserlerde okudum. Daha çok eski eserlerde. Bazen şöyle oluyor Hasan abi. A eşittir B, B eşittir C oluyor. Siz diyorsunuz ki A eşittir C'dir. Biz A eşittir C'yi bulamıyoruz. Ha doğru. Ha, o,
Allah razı olsun. Beni çok güzel ifade ettin ve tavsiye ettin. Düzelttin beni. Sağ ol, teşekkür ederiz. Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Ya A eşittir B'dir, B eşittir C'dir. Diyorum ki A eşittir C'dir. Ya bu var ya. Külgatta geçiyor ama metin olarak bulamıyoruz. Ha. Evet. Doğru. Şey, dima aynasında. Şöyle bir ifade var. Yani dimalı aynanın cümlede geçtiği yer. Diyor bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında ve sahip maddi ve manevi inikas aynelerinde kaydeder, yazdırır. İşte. Yani bu da denebilir o dediğimiz gibi. Denebilir, denilir. Yani kuvve-i hafıza zaten dima şeyi. Maddi manevi. Birincisi neydi? Esma-i İlahiye'nin en cemiyetli aynesi. Biz metni bir okuyalım mı? Evet abi. Durmayayım. Sonra izahını okuyalım. İzahtan sonra yürüyelim. Tamam. Çünkü çok oyalanıyoruz. Evet. Esma-i İlahiye'nin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Bir, hılkat-ı kainattaki makasid-i ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Üç, ihsanat-ı Rabbaniye'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Dört, beşerin ihtiyacat dilleriyle Halik'ına karşı dualarının ve teşekküratlarının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Ve 6, 2, 4, 5 olacak. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatlar cismaniyette temerküz ettiğinden Halik-i Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve meskûr hakikatları mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir, o meşeri gönderir. Sonra onları teris eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahlukatı dokuyup zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemali emniyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyeti izhar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki dar-ı ahirette cennetin en çok ve en mütenevi lezzetleri cismanidir. Ve saadet ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Şimdi anlaşılanları okuyayım. Sonra bunun üzerine döneceğiz. 1. Manaya uygun ve ifade edecek vücut libasına cismaniyet denmiş. Cismaniyetmiş. 2. Esma-i İlahiye'nin en cami aynası cismaniyet ise cismaniyet sıfatların vücudu haricilerine bakar. 3. Cismaniyet en cemiyetli ayna. 4. Makasid-i İlahiye'nin en zengin ve faal merkezi. Başka? 5. İhsanat-ı İlahiye'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. 6. Duaların ve teşekküratın en kesretli tohumları cismaniyettedir. Başka? Maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin en mütenevi çekirdekleri cismaniyettedir. Başka? Yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden. Başka? Mevcudata giydirilen vücut cismaniyettir. Başka? Alemi manaya, alemi ervaha ve ilahi makasıda
ve esmaya ayna olmaya en elyak cismaniyettir. Bunlar cismaniyet zemininde ifade ediliyorsa, oraya en uygun ve münasip mirat ve ayna cismaniyettir. Ayna ve mirat. Başka, cennetin en çok ve en mütenevi lezzetleri cismanidir. Başka, saadet ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Başka, cismaniyetin vücudu sıfata bakar, çünkü cismaniyet esmaya ayna. Bu da zaten anlaşılması için. Ya bu izahtı. Ya bu da izahtı. Otur otur oku. Otur otur oku oku. Oku oku otur otur. Peki, biz şeyin üzerine bir daha okuyalım şunu, açıklamaları. Ateş hadi ya. Bir, manaya uygun ve ifade edecek vücut libasını cismaniyet. Manaya uygun. Uygun ifade edecek vücut libasını cismaniyet. Yani cismaniyeti mananın dışında düşünme. Manaya en uygun. Manadan kopuk değil. Manaya en uygun vücut libası. Şu aklıma geliyor. Cismani olmayan ne var abi o zaman? Tersten soralım. Şimdi her şey cismaniyet gibi çıkıyor konuşunca. Cismani olmayan bir şey var mı? Cismaniyetin başladığı yerden sonrakiler cismani değildir. Arşın üstü. Evet. Böyle somut diyeceğimiz bir şey, yani bildiğimiz ne var, öyle ifade edecek var mı aklınızda? Yani sen şimdi geldik. Mesela iman. Cismani değil. Mesela hayat. Hayat cismani değil mi? Cismanidir, değildir ucu. İman mahluktur. Ama tamamen cismani olmasın diyesen. Başka mesela şuur. Cismani değildir. Mesela akıl cismani değildir. Evet. Şimdi değillere geldik ya. Çok acayip abi ya. Her şeyi cismaniyeti kullanıyoruz. Mesela kelamda, şeyde, hareketimde. Kendi şeyimi de o zaman sen şey yapmışsın. Onu şöyle diyeceğim. Bu kafayı zorluyorsanız da. Cismaniyet nereden başladı? Arştan. Ben de şu anda arştan sonrasını oraya seyrediyorum şu anda. Oradakileri sayıyorum. Arştan öncekileri sayıyorum. Kolay işte. O haritayı kullan. Yok zaten evet. Arş. Tamam. O da mı abi cismani, o da cismaniyetin mahiyet tarafı yine var ya. Yani değil artık. Cismani değil o. Başka yazılımı. Peki, şimdi tamam. Cümleyi okuyalım. Tamam. Bir daha. Manaya uygun ve ifade edecek, manaya bir uygun, bir de manayı dışarıda ifade edecek vücut libası. Cismaniyettir. Cismaniyeti tanımlıyor. Burada nasıl şimdi artık lügat yapacaksın sen şimdi? Öyle işlere yarıyor ki o lügatın senin. Bak iki. Esma-i İlahiye'nin en cami aynesi cismaniyet ise, cismaniyet sıfatların vücut haricilerine bakar. Yani Esma-i İlahiye cismaniyete gözüküyorsa, cismaniyet sıfata bakar. Çünkü cismaniyet aynadır. Aynen baktığı sıfattır. Evet. Karşısında durulur. Kendisine sıfat demedik miydi? Kendisi sıfattır dedi. Karşısı Esma. Çünkü baktığını baktırıyor ya, mesela bak, şu ayna, bu başka bir şey, ben başka bir şey ya. Şimdi, bu ayna, bu benim buradaki timsali suretim. Misali suretim ya. Nurani olsam timsali suretim olacak, misali suretim oldu benim şimdi. Hepsi farklıdır. Nurani olanın timsali sureti olur.
cismani benim gibi olanın misali sureti oldu. Kesif olduğu için. Tabirler hepsi farklıdır füllatı böyle. Timsali sureti deyince hep sen nurani olmayacaksın. Yani aslını taşıyor. Şimdi bu sıfattır, karşıtı benim. Esma'ya. Esma da sıfattan çıktı zaten. Onun nasıl karşısında oldu? Böyle düşünüyorum şimdi. İşte karışıyor. Tabii şimdi mahiyet aynı, mahiyete daha çok bu yakın sıfat. İç odak merkezi. Dolayısıyla gibi. Sen oradan çıktı diye bakmayacaksın. Diş vuruşları. Çıktı diye bakarsan o zaman hemen sıfata git, bunları hiç konuşma. Yani şöyle. şeytan hangi esmadandır? Mudil. Melek? Nur. Esma cihetiyle ne konuşuyoruz ki? O da esma, o da esma. Böyle bir şey yok ki. Ne melek var, ne şeytan var. Ama burada duman attırıyorlar. Zahir itibariyle evet, karşıtı. Aynı işte. Cismani çok önemli burada. Adamlar, mahlukatlar bu arkada yaşıyorlar. Onun için değerleri çok düşüktür. Yani burada şeytan, mudil, şeytan denilir mi mudil esmasına tabi ya? Esma artık. Burada ağaç. Burada şeytan. Orada şeytan değil. Yani o merkez düşünmeyeceksin. Merkez düşündün mü? O zaman bunu da merkeze götüreceksin. Sırf böyle bunu merkezini düşün. O zaman bunu da merkezini götür. Gene bu arkada olur. Topla. O zaman zat-ı sıfata kaydı bu. Bunu merkezini düşünüyorsun da bunu merkezini niye düşünmüyorsun? Parça parça. İki. Esma o üç. Cismaniyet en zengin aynıymış. Çünkü karşıttır. Niçin gözüküyor aynada insan? İnsan öyle bir şey ki misali bile, görüntüsü bile istila etmek ister. Ayna diretiyor. Hayır burada ol dedi. Zorlamanın ortaya çıkan resimdir. Şu alayım şunu biraz. Koku fazla ya. Yani burayı anladık mı? Mesela uçak hayır dedi, o da hayır dedi. İkisi uçağa da benzemez, rüzgar da benzemez uçmak. Uçmak ikisiyle alakası yoktur. Farklı bir şey. Ayna Adem'i sahibi o zaman vücut alemleri elhamdülillah zaten kazanmış durumda şu anda. Vücut o zaten kazandığı için elhamdülillah diyor. Ötekisi mesela aşağı indiğiniz zaman Subhanallah denilir. Yukarı çıktığınız zaman elhamdülillah denilir ya. Mesela asansörle yukarı çıktığın elhamdülillah. Subhanallah denilmez. Subhanallah tepeden denilirse Subhanallah kuyuya baktıktan sonra denilir. Subhanallah. Adem alemler Subhanallah der. Vay be elhamdülillah. Zaten şuursuz olarak yapıyoruz. Uygulamada da var ya. Subhanallah böyle. Peki insan yukarıya çıktığı zaman ve çok dibince niçin korkar? Adem'e mi yaklaştı hiç? Evet. Hisseder onu. Evet hisseder. Adem'e doğru gittiği için. Niye kuleye çıktığı zaman kulelere gidince korkuyor? Niye kenara korkuyor? Şöyle düşün. Levent'teki 126 metre yüksekliğinde bir kule var. Oraya Adem'i anlamak isteyenleri götür oraya. Adem'i anlamak isteyenleri. Zafer mi? He? Safir mi? Şey Safir. Reklam yok. Reklam yok. He. Yok öyle şeydir. Gidemezsiniz zaten. 17 lira istiyorlar. Reklam olsa ne olur? Gidemezsin ki. Gittim abi. 17 lira istiyor. Şimdi yanaşamazsın çok yukarı çıktığın zaman. Evet. Niçin yanaşamıyorsun? Çünkü Adem'in gözüküyor. Peki tamam. O yanaştığın yere tahta koyalım. Tam uzaklaştığını hissediyor değil mi şey? Yani ve o cama perde koy ya, boya. Aşağısını göstermesin. Yanaşırsın değil mi? O zaman Adem'le vücut buradaymış ya. Emir lazım yanaşmak için. Çok bak şimdi. Kuleyi geç yaptık. Dışı cam mı? Camdan aşağı görünce ayakların kemençe çalıyor mu? Titriyor. Peki o camı boya. Duvar gibi gözüksün. Ama o hala duruyor. Aşağısı duruyor. Git gayet rahat yani oturursun. Görmediğin için. O zaman görmek
duymak, koklamak, dokunmak bizim düşünce malzemelerimiz. Gördüklerin, işittiklerinle, kokladıklarınla, tad aldık. Dokunma dediğimiz bulunduğun mekan. Bunlar bizim düşüncelerimizi oluşturuyor. Camla aşağıya bakıyoruz. Bu neyle düşünüyoruz? Görerek düşünüyoruz. Yani görmek düşünceye dönüşmüş. Bir şey duyuyoruz. Ha! Duymak düşünceye dönüşmüş. Koku biraz önceki. Yani bunların düşünce malzemeleri. O zaman bu beşini Ustad da yediye çıkarıyor. Sef ve şef. Bizim ne olmamız oluyor? Cebrail'imiz oluyor. Ceberut alemleri. Ceberut niye demek? Dayatma alemleri. Dayatıcı güçler. Ceberut. Ne demek? Gözün gördüğünü zıt düşünemiyorsun. Yukarıdaysan yok canım ya. Sıradan bir şey. Bir metre bir şey var. Ne? Yapamazsın kendini. Kandıramazsın. Ceberut. Dayatıcı bir güç. İnsanı düşüncesi var ya düşüncesi. Ya cehennemidir ya cennetidir. Peki onu neyle oluşturuyorsun? Gördüklerinle, duyduklarınla. Kokladın, tad aldın, dokundun. Sevk ve şevk. O da nedir? Hepsini kapatırım, hayal ederim. Sonra şevk. Düşünürüm. Bunlar bizim ceberut alemlerimiz. Bunu 7 taneyi bir araya getirince Cebrail'imiz. Vahin zemini. Artık nispiler, itibariler. Evet. Neyse. İçeriye dışarıya kıyaslayalım. Yani bak şimdi, o şeyi söyledim yani. Mesela oraya boyasan o korku olur mu? Olmuyor. Peki, o var gene. Çok yüksek biliyorsun, biliyor musunuz? Bu aslan boyadır ama bu camdan sonra var ya, desen bile korkma olmaz. Tamam. Veya bazısının işkence görüyor, sesini duyuyorsun, öyle ama aslı öyle değil falan, gene olmaz, durduramazsınız. Tamam. Şimdi ne dedi? Cismaniyet en cami bir ayna. Görüyor musun aynayı? Aynayı gördün mü? Bunlar hep aynadır. Görme aynadır. Aynasında kulak bir aynadır. Ayna deyince şey zannediyoruz, hep böyle göz... Kulak aynası ya. Kulak aynadır. Burun aynadır. Dil aynadır. Peki ne zaman ayna mirat olur? Ne zaman onu şuur edersen o sana mirat ayna olur. Ne zaman gördüğünde Allah'ı seyredersin veya tefekkür edersin, o ayna mirat olur. Çünkü mirat kendini inşa edendir. Mesela ayna beni gösterirken فَتَبَارَكَ اَحْسَنُ الْخَالِقِنْ desen o mirat olur. Veya çekirdek toprağa atarsan ne olduğunu biz bilmiyoruz. Toprak onu ağaç yapar. O ağaç nedir? Netice olduğu için. Onu kim çıkarttı? İçini dışarıya kim gösterdi? Toprak. O toprak mirattır. Adem'i gördüğün an başlıyor mirat. Mirat başlıyor. Yani dolayısıyla arkadaşlar ayna sana hem mirattır hem aynadır. Ama herkese aynadır. O aynadakini vay be. Mesela herkes ağaçta elmayı görür. Midye hatırlar. Parayı hatırlar. Satarım diye. Ama Allah'ı orada fark ettiği anda o ayna mirat oluverir. Çünkü mirat seni inşa edendir. Çekirdekten ağaç yapıyor. Peygamber onun için mirattır. Mirat imam. Bazı insanlar mirattırlar. Seni inşa ederler. Göründüğü zaman sana şef verir. Konuştuğu zaman huzur verir. Göründüğü zaman da ferahlık yapar sana. Mirat oldukları için. Niçin bazı insanlar gördüğün zaman moralin bozuluyor? O da Adem. Senin Adem'indir. Çukur. Şöyle bir aynaya bakıyoruz ya banyodaki. Gözüken şey bende konuşuyor, bana psikolojik şey veriyor, beni inşa ediyor. Evet. Konuşan aynı. Şey uçakla geliyorum, aynı konuşan dedin o zaman, ya. O zaman mirat olmuş oluyor. Benim. Mirat, aynen. Mesela adama dedim ki. Telefon dersin ona benzer bir şey. Aynen tamam.
Mertebem desin. Şimdi mesela uçaktan geliyoruz, ilk defa duydum anons öyle. Kaptanımız konuşuyor dedi, İzmir'den geldim ya dün akşam. Kaptanımız konuşuyor dedi falan. Zaten İzmir, İstanbul güzel ki ha, tamamen türbülans yoludur. Kesinlikle. O çünkü dağlar ya, dağlar çok ağır. Ovadan dağ, dağdan ova, denizden falan. Kaç. O bir kesinlikle şeydir. Dedi ki, yer yer türbülans yaşayacağız dedi. Fakat endişe etmeye hiç gerek yoktur dedi. Hiçbir tehlike arz etmiyor. Bu lafı ilk defa duydum. Hmm. Yani 10 küsür senede bu kadar uçtum. Şöyle demişler, yer yer türbülans rastlayacağız. Hafif işte türbülans, o kadar. Adam dedi ki, endişe edilecek, rahatsız olacak hiçbir şey yoktur dedi. Tehlike tarafı yoktur. Ekledi. Hmm. İnerken kendimi en sona bıraktım. Dedim ki, o sesler uğurluyor ya kapıda. Dedim ki, kaptan içeride beni duyuyor dedim. Çünkü kaptanla konuşacağım derseniz dedim, görüşme tabii ki olmaz çünkü herkesle görüşemez. Kaptana söylüyorum dedim, tamam böyle, şimdi kapı açık hemen orada ha. Tebrik ediyorum bu kaptanı. Çünkü duymak istediklerimi söyledi. Kapıyı açtı. Evet. Hemen açtı kaptan. Buyurun be. Balık geldi. Balık geldi. Olta geldi. Buyurun beyefendi. Ben dedim, ömrümün yani senin üçte biri dışarılarda geçerim. Aynı böyle yurt dışı. Ben şimdi bir yerlerden, konferanslardan geliyorum dedim. Ben bu kadar anons duydum. Şu yapıcı ve inşa edici ama biraz da derin dersek ayna edici bir tabiri bir sizden duydum, bir de Bediüzzaman'dan duydum. Bediüzzaman'a nasıl sokacağım? Tamam mı? Nasıl sokacağım? Ne dedim dedi kendisi. Dedim ki Bediüzzaman der ki üzümü bozumu demeyiniz. Bağ çözümü deyiniz. Bağ bozumu menfiidir, olumsuzdur. Evet. Çözmek birisi bağlamış da çözüyorsun. Siz de dediniz ki yer yer türbülans rastlayacağız. Bunu burada bırakmadınız. Ama endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Endişeye hiçbir şey yok. Hiçbir tehlike yoktur. Ben bunu duymak istiyordum. Sen de onu söyledin ama bunu söyleyen yok. Tebrik ediyorum sizi. Çok hoşuna gitti. Bediüzzaman da öyle diyor dedi. Tevhim abi vasatta tutmuş. Şimdi tevhim dersinde yapabilirsem abi inşallah. Dima'yı apartmana sokmuştuk ya. Şimdi uçağa bindireceğiz. Bir tane de Laz da olur abi uçakta. Size de bir not vereceğim abi orada. Derste bir yer olacak inşallah. Orada kaptan anons edasında o notu okuyacaksınız. Ya inşallah. Evet çok güzel. Bak şimdi aynı banka tevafuk etti. Evet. Kaptan bak ilk defa 10 küsür sene, 15 sene uçuyor. Her abime kaç defa uçuyor. Ama böyle şey yapma. Yer yer türbülans rastlayacağız. Bunu herkes duymuştur. Adam kesin hep öyle der artık ondan. Dedi ki ama ötekisi de aval aval bakıyor öteki pilot. Dedim ki Bediüzzaman da bal bozumu demeyin, çözümü deyin. Siz dediniz ki ama türbülans olacak ama hiçbir emniyeti yoktur. Hiçbir değerli tehlike arz etmiyor. Gayet normal. Yani standart bir uçuştur. Dedi. Bu bizi ne yaptı biliyor musun? Türbülans anında senin sözünü hatırıma geldi. Bu böyleymiş. Dedim. Teşekkür ederim. Dedi. Adama gıcırdamasın diye bir yalama yapıyorsun. Sonra Bediüzzaman'ı da ekliyorsun. İnşa ediyorsun. Bediüzzaman'ı da böyle demiş. Vay be. Hostesler dinliyor. Bağ bozumu, bağ çözümü. Bak bağlamış birisi çözüyorsun. Allah bağlamış biz çözüyoruz. Bağ bozumu desen bağlayan da çöz kartan yok. Bir tahripçi birileri gelmiş bozuyor. Peki. Nereden geldiyse. Üç. Ya buraya dayanamıyorum işte. Damıştım. Buraya geçmem lazım. Cismaniyet, encemiyet ayna. Ayna diyorsun. Eğer sen aynada gözükeni fark edip idrak edip yorumladığın anda aynalıktan çıkıyor. Mirat oluyor. Yani aslında şöyle, hani diyorsun... Seni inşa ediyor yani. Seni ruhunu taali ettiriyor. Bayanlar aynanın kendisini görür, üstünde lekeyi görür diyor. Aslında biz de mevcudada bakınca üstündeki lekeleri görüyoruz ama ya nasıl Allah göreceğiz buradan diyoruz. Evet. Arkasındaki bana bakmıyoruz. Gördüğümüz yani. Leke o zaman. Biz lekeye bakıyoruz da Allah Allah nasıl görüyorlar buradan Allah'ı diyoruz. Ya. İşte İzmir'den rastladım. O tükürük doktorumla alakalı. Hmm.
bir tükürüğü imal etse bir diyor tükürük, fabrikamı verirdim dedi. Çocuğu 14 yaşında, tek çocuğum var. Tükürük imal etmiyor, kanser olmuş. Hangi sistemi kanser olmuşsa doktorlar biliyor. Tükürük imal eden yer kanser olmuş. Tükürük suni basıyorlar. O da şuradan delmişler. Tükürük basıyorlar. Ona konuşma ve yemek şey yapılacak. Ondan sonra o adamdan yani tükürük imal etmiyor. Tükürüğü etmeyince konuşamıyor. Dil çünkü yapışıyor. Kupkuru ya etete. Yapışıyor. Yemek yenemez. Bisküvi hiç yenemez zaten. Çiğnedi. Toz, hava. Orada sirkülasyon oluyor. Ciğeri gitmeme mümkün değil. O bisküvi tozları hamur yapıp lokma yapan, yolları ıslatıp onu yuvarlayan tükürüktür. Tükürük o moleküller arasındaki çözünürlüğü yapar ve sana tat olarak dilin altındaki sinirlere ulaştırır tadı. Tükürük olmasa tat yoktur vesaire. Adam diyor ki oğlumun tükürük sistemi çalışmıyor. Pamuk giriyor. Hani böyle diyor, heyecanlı diyor bana. Pamuk giriyor dedi fabrikama, elbise çıkıyor dedi. Ondan sonra İzmir'de şu gördüğünüz dedi bir tane gökdelenin 4. mi 3. en yüksekten o gökdelen de benimdir dedi. Yani gayrimik her şey yok olsa oğlumun tükürük imali olsa diyor. Tükürüğü olsa. Ben de ayrıldıktan sonra onun yanında yapamadım. Ay yani yalan değil. Ayrıldıktan sonra konuşmaktan sonra. Vay be. Ulan ne zenginmiş. Bütün fabrikayı vermiş, adam bir tükürük kadar etmiyor. Benim bir tükürüğüm. Benim bir tükürüğüm demek ki bu kadar kıymetli. Tükürmeyeceğim daha dedim. Yutacağım. Arkadaşlar, taktığımız, peşine koştuğumuz bir tükürük bile etmiyor. Çok güzel oldu dün akşam. Ama etkiledi beni ya. Uçakta hep beni etkiledi o. O gece uyuyamadım. Kalktım, kalkmışım böyle, rüya görmüşüm onu. Vay be. Çok etkiledi. Bu dersi de götürdü baksana. O kadar etkiledi ki buna da götürdü beni. O yeni öğrenmiş adam. Adamdan öğrendi. Dedi ki yatıyoruz dedi evlerde köylerde dedi. Niye böcek girmiyor? Niye sinek girmiyor? Adam meğer doktor anlatmış buna. Tükürük nedir? Kulak. Meğer kulak sıvısı şeymiş. Acıymış. Tatlı olsa, şeker gibi olsa sinek, arılardan kurtulamayız. Hem herkes içeri girer. Giren nereye uğradığını şaşırır, neme kaçıyor. Göz diyor şeyleri yapısı şeymiş, yağmış, yağ tabakası. Bozulmasın diye tuzlanıyor. Onun için gözyaşı tuzludur diyor. Tükürüğün de hiçbir diyor ki bak, acıdır, tuzludur, hiçbir şey, hiçbir tadı yok bunun. Bütün tatları göstersin diye. Ya cismanet, acayip bir şey ya. Allah kendisine en zıt şeyi cismanet yapmış. En cami cismaniyeti. En harikadır. Haşa haşa, anlamak için söylüyorum. Allah'ın adeta Adem'in cismaniyeti. En harika burada gözüküyor. He? En harika burada gözüküyor. He ya. Mesela bak, çekirdek, ağaç oldu, yaprak. Yaprağa kadar bütün süreci gösterir yaprak. Çiçek. Çiçek de kadar bütün süreci gösterir. Kök, gövde, yaprak, çiçek. Yani önünü gösterir. Çanak nereye tutarsan. Çanak böyle tuttun mu? Burayı gösterir. Buraya kadar. Buraya kadar bütün. Ama burayı göstermez çanak kadar. Hemen 10 santimetre burayı göstermez. Burada bir yayın olsa burayı gösterir. Çanağı buraya getirsen gösterir bak. Çanak burada, burayı göstermez. Bak elin burada. Göstermez. Getir çanağı. Aa, bunu da gösterir. Cismaniyet Allah'ın en uzağı mı? Allah'ın cami. En cami işte bu lazım bize. Bu şeyde diyor kainat fabrikası işlettiriyor. Fabrikanın mamülü cismaniyet mi? Yani çıkan ürünü. Neticesi. Gerçi burada dokmani malukatı ahirette fidanlık zemini ahirette cennete fidanlık ne getirdi. Onu düşünmedim de bakıyorum. Biraz gidelim bakayım çıkacak. Tamam. Yok, biraz o kafamda öyle okurken orası gelmişti de. He. 4. Makasid-i İlahiyenin en zengin ve faal merkezi. Makasid-i İlahiyenin mesela nuranidir melek, nur ismi. Hı hı.
Ama makasid ilahi orada şey yapmamış. Makasid ilahinin en zengini, en faal merkezi cismaniyettir. İlahi maksat. Bir şeyi açsana böyle pencereyi şöyle. 5. Bu da çok harika. 5. İhsanat ilahiyenin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. İhsan. 6. Duaların ve teşekküratın en kesretli tohumları cismaniyettedir. Mesela ben merak ettiğim için söyledim. Şeytan en çok nereden rahatsız olur biliyor musunuz? Duadan demiştiniz galiba. Evet. Namazdan o kadar olmaz, namazın içine girmiş zaten. Namaza geliyor. Bir sürü abuk subuk şeyler getiriyor değil mi? Getirmiyor mu? Oruçta da değil. Ama duanın tam ortasında eğer duaya başlamadan önce şeytan var yaptırmamak için. Ama bir girdi mi duaya şeytan yok. Şeytanın yok olduğu haldir. Orada barınamaz. Onun için sırrı ubudiyettir. Çünkü şeytan yok orada. Dua sırrı ubudiyettir. Namaz için dermemiş. Ama namazda dua da var. Yani bir daldığım zaman ben ikram ilahi için söylüyorum her zaman değil. Bir daldığım zaman Allah'a yemin ederim ki ne isteyeceğim kalmış, ne kendim kalmış. Aptal aptal kalmışım böyle. Belirli bir lezzet de geliyor. Dua aynı zamanda kendisi neticedir. Bir şey neticeye gitmek değildir. Kendisi neticedir. Onun için sırdır. Yani namaz bir vasıtadır, oruç bir vasıtadır. Dua neticedir. Şimdi böyle bir işte böyle ama o kadar tatlı oluyor ki. O kadar tatlı, o kadar mükemmel oluyor ki. Ya Rabbel alemin diyorsun tamam mı? O belirli bir yerden ilk önce isteme oluyor bak. İlk önce isteme oluyor. Sonra o isteme bırakıyor kendisi, Allah'a tanımlamaya geçiyor. Füze gibi bir şey. He bak şimdi. Bir şey istemek, biliyorsunuz münacatta istek yoktur. Duada istek vardı. Mesela Yunus Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam münacatı. Nefsime zulmettim diyor. Mesela münacat en güzel risale. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talim, Kur'an'ın talimiyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermesiyle anladım ki bu mevcudat, istek var mı? Ya Rab cennete koy, günahımı affet bilmem şey yap, bana para ver bilmem şey yap, hastamı kaldırlar mı? Münacatta tanımlama var. Allah ile mulakki var, Allah ile ünsiyet var. Uçak kalkarken istiyorsun. Ya Rab, dua şu. Ya Rab benim hastalığımı gider. Ya Rab merhamet et. Ya Rab sevdiklerime şöyle yap. Ya Rab bunu yap. Var. Duadır. Münacata dönüyor. İlk önce çok zor. Sıyrılabilmek. Sıyrılmanın en güzel alameti duadır. İlk önce sıyrılmak. Duaya dönüşüyor. Dua uçak kalkıyor. Hop. Münacata dönüşüyor. Sonra münacatta ümmetçilik oluyor. Uçak iniyor. Ümmetçilik nedir? Şu. Bak ümmetçilik şu. Münacat yaptı. İlk girişe bakalım. Hiç ilginizi çekti mi? Münacatın mı? Evet. Girişi çıkışını fark ettiniz mi? Çıkışı farkınızda da girişi ben dikkat edeyim. Bak. Ya İlahi ve Ya Rabbi. Benim imanın gözüyle, Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle, ve ismi hakimin göstermesini görüyorum ki. Tamam. Bak inişe bakın. İnişe bakın. Yani ilk önce dua. Dua, münacat, ümmet ruhu oluyor. Ümmetçilik ruhuna bak. Hiç şeyi yok bak. İnsanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Gördün mü? Ümmet ruhu. Biz ol, bize dönüştü. Benle biz ortası. Bak, benle başladı. Bak, benle başlıyor. Dikkat edin. Benle mi başladı? Tabii tabii. Ne diyor? Ya İlahi veya Ya Rabbi tamam. Ben gördüm tekil mi? Ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle, nuruyla, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın dersiyle ve ismi hakim göstermesiyle görüyorum ki ben. Ben de başlayıp biz de bitti. Biz de bitiyor. Ümmetle başla. Ortası ise münacat. Münacat risalesi. Yani duanın, dua münacata inkılap edince orada bir istek yoktur.
Orada bir mulakı vardır. Orada bir ünsiyeti hak oluyor ya. Bu tabiri az diyorum yani. Ünsiyeti hak oluyor. Tövbe yani. Ama yani yanlış anlarlar diye bunu derste kullanmıyorum. Ünsiyeti hak. Bu tabir yok külliyatta. Yani aciz çağrına çağrısı söylüyorum bunu. Ünsiyeti hak. Ünsiyet var Risale'de. Ülfet var. Allah'ım ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi çoğalt. Ama öyle bir ünsiyet değil. Ünsiyeti hak. Artık Allah'tan bir şey isteyemiyorsun, istemiyorsun. Yani istemediğinden değil. Öyle bir şey yok. Çünkü ünsiyet hak oluyorsun. Sonra ümmeti öyle. Ümmeti isteyerek çıkılacak yerleriz. Dur. Ha, isteyecek bir şey yok. Hayır, isteyecek bir şey değil. Yok yok. İstenen ve istenenler şeyler. Kim kim nereden de. Kimden ne isteyecek? Evet. Aradığını bulmuşsun zaten. Sonra da... Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Muhittin Arabi girmiş kabre. Münker Mekir söyledi ki, ben Rabbuke. Oh, Rabbin kimdir? Yani bütün mevcudat tekti. Biz bizdeydik. Biz bir yere mi geldik? Başka bir yer yoktu ki. Biz bizdeydik zaten. Biz bizdeydik. Bize geldik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Ya Rabbi dedi. Keşfel Kubur söylüyor. Ya Rabbi dedi. Bu ne diyor? Ne di? Melek hemen merkeze bildirdi yani. Ne yapacağım yani? Onu bana gönderip. Ha, merkeze bildirdi. Böyle şey. Bir de şey yapmış. Ömer, Hazreti Ömer'e yapmış. Hadi Allah. O da merkeze bindirdi. Hani memur çözemeyince standın dışında bir sistem olursa memur amiri arar. Ya Rab, ne yapacağız ya? Yakamıza yapıştı. Hazreti Ömer. Dedi ki ne biçim ustukla soruyorsun dedi ya. Şimdi sen ödün patlamayacak mı yani? Sen ümmete böyle mi soruyorsun diye. Böyle mi soruyorsun? Siz daha nereden geldiniz ben? Yani sistemin dışında. O adam soruma bakan istediği ustubu kullanır. Dedi ki bir dakika gel bakayım. Soru sorma makamında sorulan. Sen ki nasıl sorarsın? Sen kimsin? Böyle soruyorsun. Ne yakınım? Bu sefer sorulma makamı oraya geçti. Benim aynada böyle bir dakika ya Rabbi. Karıştı işte. Tamam. Acayip ya. İnsan naslar. Yani ünsiyet hak. Ahmet Hanbeli Hazretleri'ne ulaş. Evet. Uçlar ettiği. Dua. Duamı Allah münacatımızı arttırsın. Amin. Allah ünsiyeti hakkımızı ziyade etsin. İnişimizi güzel. Ünsiyeti hak. Ünsiyeti hak. Artık her şeyin bittiği yer ve zaman. Yersiz yer. Şey var mı kesin inişler? Orada inişler. Biz tutun. Var mı yani? Hep ha? Biz var mı? İniş kesin bizde. Bir inişi bizdir. Benle inersen uçak düşüyormuş. Uçak düşüyor. Niçin biliyor musun? Ben dediği için adam. Bizsiz inemez. Bak münacatta biz de. Kalkarken benle kalkıyor. Yürürken ünsiyeti hak ümmet olarak iniyor. Ya Rabbi ümmetim Allah. Ya Rabbi. İnsanların akıllarına, kalplerine Risale-i Musakhar yap. Diyor. Ümmeti. Tamam mı? Şimdi altıya geçelim. Ha dualar dedik ya. Orayı. Dualar, teşekkürler. Ha, geçelim. 7. Dualar ve teşekkürat anlattık. Tohumlar ne demek abi? Ondan ne kastettiniz? Duanın tohum, rengarenk, tohum. Faal ve mütenevvi çekirdek. Burada 4 tane farklı şey var galiba. Mesela çekirdek ağacın başına denilir. Tohum ise sonradakine denilir. Hı-hı. Meyvenin içindekine denilir. Cismaniyetiz ya en son. En sonda ortaya çıkacak kişideki ünsiyeti hak tohum olur. Çekirdek olmaz. Çekirdek vakti geldiğince o tohum çekirdeği inkılap eder. Ne zaman toprağa atarsan o çekirdek olur. Ters değil mi? Tersi diye bir kabul. Nasıl yaptık? Dur kafam ve şimdi tohumu atarız çekirdek. Meyvenin içinde çekirdek var. O çekirdeği atıp ağaç olacaksa o tohumdur anlamında. Ha. Diyorduk. O tohum, o tohuma doğru o bu tohumdur. Hı. Tohum ama bu işte doğru bu ben şey. Bu tohum bu. Ters söylemişim. Tamam. Netice tohum. Yani çekirdeği atarız, tohum çıkar. Onu gelecek sene saklayacağımız zaman onun adı çekirdeğe iş yapar, tamam. Tohum. Hı hı. İşte bu dışarıya çıkanlar ya,
tohum. Burada zaten onu söylüyor. Evet. Diyor ki, duaların ve teşekküratın en kesettiği tohumları. Yani fıtrat ünsiyeti hakkın dışarıdaki şeyi. Tohum aslında şey diyebiliriz ha, tohum. Tohum ilk dua. Evveli. Dua. Dua diyebiliriz. Münacat ise çekirdek diyebiliriz. Hakkına sordum. İlk önce çekirdek atarız. Sonra gelecek baharda inşa olsun diye ona tohumluk deriz değil mi? Evet. Yani tohumluk deriz. Evet. Çekirdekten ağaç olur. Sonra mesela bizde memlekette olurdu kabak veya hıyar. Annem şey yapardı. O tohumlardan çekirdek olarak tohumları ayırırdı. Evet. Çekirdeklerden tohumları ayırırdı. Yani her çekirdek tohum değil. Değil. Yani anladım. Biraz böyle bakarsan tohum biraz da cami gibi. Çekirdek. Çünkü niye? Her çekirdek tohum değil. Her dua münacat olmadığı gibi her münacat da dua değildir. Her münacat dua değildir. Evet. Dua daha geneldi, münacat daha hususi, özdü. Yok. Dua şeydir. Evet. Ama içine daha öz. Tabii evet. Münacat daha merkez. Daha geneldir dua. Evet. O zaman çekirdek dua, tohum münacat oluyor o manada. O manada evet. Tekir öyle olur. Peki 6-7. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerin en mütenevi çekirdekleri cismaniyettedir. Bak yukarıda tohumdu. Maneviyat olunca, bak burada yapmış. Bu benim cümlelem değil ha, arkayı. Arkayı şey yapmışız. Tabii arkadaki çıkarımlar. Bak maneviyat ve ruhaniyat olunca çekirdek. Maneviyat ve ruhaniyat. Ötekisi dualar ve teşekküratlar olunca tohum. Yani burada olması lazım. Evet, yukarıdaki o madde olanlar o. Öyle değil mi? He? Mesela maneviyat ve ruhaniyat aleminin en mütenevi çekirdekleri cismaniyettedir. Ama daha önce beşerin ihtiyacat dilleriyle Halik'ine karşı dualarının ve teşekküratlarının en keseti tohumları yine cismaniyette. Çok farklı yani. Niye? Çünkü o tohumdan, o dua ve teşekkürattan senin cennetin ve şeyin çıkacak ya. Evet. Ağaç olacak. Ağaç olacak. Çekirdek de meyvenin içindeki çekirdek. Meyve içindeki çekirdek. Peki şu anda netleşti mi? Çekirdekle tohum arasında ne fark var? Şimdi Nur Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Yok bir kere dur. Kaynadı. Ona uygulayacağız. Onu uygulamadan. Kaideyi oturtalım. Hangisi hatem hangisi sikki abi? He, onu oturtun bakayım. Ha. Bak burayı okuyun ondan sonra yapalım. Tamam. Beşerin ihtiyacat dilleriyle Halik'ına karşı dualarının münacat demiyor ve teşekküratlarının en keseti tohumları yine cismaniyettedir. Dua, teşekkür, tohum diyor. Maneviyat ve ruhaniyet alemlerin en mütenevi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Maneviyat, ruhaniyet alemlerin en mütenevi çekirdekleri. Çekirdek daha merkezde. O zaman sikke gibi gözüküyor. Bak şimdi, bak beşerin ihtiyacı dilleriyle. Yani bir saik. Halik'ına karşı duaları var. Ve teşekkürleri var. Yani dua istektir. Münacat tanımlamaktır. Dua. Halik'ına karşı istekleri var, teşekkürleri var. Bu bizim tohumumuzu oluşturuyor. Öyle mi abi? Doğru. Yani bazı şeylerimizi tahsis etmek zor oluyor ama. Bu şey gene oldu. Abi şimdi bu eğer mi? Çekirdek mi tohumdan olur? Evet evet. Aynen. Aynen bu çözdü işte bu. Yani çözdü de bak beraber yürümenizi tamam, istiyorum. Tamam. Bak şimdi tohum mu çekirdek mi, çekirdek mi tohumdan olmuştur? Bak bu merkezde pergel insandır. Tamam. Pergel insan, insan da bak beşerin ihtiyacat dilleriyle Halik'ına karşı beşerden nübüvvet ve risalet gibi. Yani nübüvvet nedir? Beşerden yani insandan Allah'a karşı yönü nübüvvettir. Allah'tan insana doğru yön risalettir. Peki gene dolduralım. İnsanla Allah'a karşı nübüvvettir. Şeydir aynı zamanda salahattır.
Salat. Salatını sundu. Cenab-ı Hakk'a selam verdi. Sonra Allah'tan bize karşı selam. Risalettir, selamdır. Sonra el farfi salatin ve el farfi selamin. Yani hatta Allah ve melekleri peygamberlerine salat ederler diyor. Selam demiyor. Salat ederler. Tamam mı? Ayette siz de edin ey müminler diyor. Şimdi bak, pergeli insana koyduk mu, bak çok önemli. Mana değişiyor. Beşerden Allah'a bakış neydi? Nübüvvet. Nübüvvettir ve salattır. Ve tohumdur. Çekirdek evvel oldu daha şey. Tohumdur. Tohumdur. Tamam mı? Şimdi maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin orası. Mütenevi çekirdek. Oradan bu tarafa bakış çekirdektir. Zaten istidat çekirdekleri. Tohumları demiyor. Çekirdek evvel oluyor yani. Burada. Evvel oluyor. Tohum hatem oluyor. Evet. Yani tohum meyvedekidir. Evet. Kökteki çekirdektir. Değişti mi o zaman? Evveldir. Evet. Zindirdiğinden farklı söyledik. Farklı söyledik. Çünkü ilk evet. Doğru söyledik de sonra ben düzelttin ama evet. Benim zihnim orada olmadığı için sen mutlaka doğrusun diye ben seni onayla. Çekirdek öz. Şu anda durdum. Zihnim burada. Tamam. Zihnim burada. Tamam, şimdi tamam. Yani şu andaki benim şeyi. Çünkü o zaman şey yapmıyorum bazen zihnim. Mutlaka siz onu teyit ediyorsunuz manasında oluyor. Şimdi beraber görelim. Tamam. Pergeli koyduk mu insana? Koyduk ve Allah'a. Nübüvvet, salat. Tohum. Tohum. Allah'tan koyduk beşere. Risalet, selam, çekirdek. Şimdi buradan çıkarttığımıza göre ama bu değil mi? Tabii tabii. Şimdi ama biraz mesela tarama yapsak farklı şeyler de çıkıyor. Olabilir. O zaman da gene... O zaman şey yani sari ifade ile remzi ifade arasındaki... Şeylere bakmak lazım. Tabii. Bunda çok şey var. Tohum çekirdek öyle de var, böyle de var. Yani nereden bayağı... Şimdi şöyle bir şey var. Tohum oldu da, tohum aynı zamanda gelecek senenin çekirdeğidir de ondan. Evet, değişen bir şey yok da. Hmm. Eğer mesela diyor ki usta, ağaçtaki diyor... Tohum gelecek baharın çekirdeğidir diyor. Direkt söylüyor. Söylüyor zaten. Mesela mazi istikbale taşıyan çekirdektir. Ben de zaten aşırı ispat etmekte kullanıyorum. Diyorum ki gelecek baharı kastetmeyen tohum yapamaz. Gelecek baharın, gelecek zamanın en güzel delili çekirdekler, tohumlardır. Madem gelecek yoktur neyin programını yapıyorsun? Ruhta bir programdır, çekirdektir. Nasıl ki çekirdeği görünce gelecek baharı inkar edemiyorsun. Öyle bir bahar olacak ki bu var. Nasıl ki dil var, lezzet var, kulak var, ses var gibi. Nasıl ki gelecek baharın en güzel delili tohum çekirdeklerdir. Gelecek hayatın en güzel delili ruhtur. Ha, niçin değişiyor Osman'ım biliyor musun? Çekirdek tohum aldı mı meyve? O meyvedeki tohum aynı zamanda gelecek baharın çekirdeğiydi. Evveli oldu şimdi bu sefer. Evveli oldu. Yani nereden bakıyor? Ağaç çekirdekten mi çıkıyor, tohumdan mı çıkıyor? Çekirdek. Ağaç çekirdekten çıkıyor. Niçin? Fıtra şöyle çalışıyor. Nur Muhammedi'den şey yapıyor. Evet. O zaman bizim hani anne... İstidat ve kabile çekirdekleri demiyor mu? Aha, annemizin, yani aile bizim örfteki kullandığımız yanlış o zaman. Hani nedir? Tohumluk ayırıyorsun ya. Tohumluk ayırıyorsun. Tohumluk ayırdın. Yanlış çekirdek. Hayır hayır doğru kullanıyorlar. Ejder, tabii o bir sürü şeyler var ama tohum olmaz onlardan. Tohumluk ayırdık. Tohumluk ayırdık. Toprağa attığın anda o çekirdektir. Ha. Tohum çıktı. Şimdi bu o zaman... Yani diğer olmayacak da çekirdek olmak. Bütün meyvelerdeki tanelerden çekirdek yapmak istiyoruz. Bunların içerisinden çekirdek olacak namzetler tohumdur. Ara formattır. Yani tohumların içerisinden çekirdekleri ayırıyoruz. Mesela kabaktan çıktı. Hangisi çekirdek olacaksa o tohumdur. Toprağa girdikten sonra çekirdek oluyor. Şöyle... Bak hangisi tamam. Çekirdek olacaksa o tohumdur. Şunları da anlatırsınız. Evet. Ha. Leman'lar 337'de hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar. Geçmiş bak, güzün bıraktığı tohumlar. Geçmiş ağaçtı. Tohumlar ve kökler. Bu şimdi tohumdur. Ağaçtaki değil mi abi şu an? Evet ağaçtaki. Meyvesi. Bu bahar gittikten sonra gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler, kökler. Hmm.
Yani geleceğin çekirdeği. Mesela diyelim ki onu ağaçtan kopardık, ektik şimdi. Bunu ektik. Bu ekme anında mirat olan toprağa ekince bu tohum değil. Bu çekirdektir. Geleceğin elimizde tohum. Tohumdur bu. Geçmişin tohumu. Ama bir sürü vardı buna. Yamuktu, delikti, kırıktı, cevit, karkal. Onlar çekirdek miydi? Onlar, ağaçtakiler tek tohumdu. Geçmişin tohumu, geleceğin ağaç çekirdeği. Çekirdek değil miydi? Meyvenin içindeki çekirdek deyince ne diyeceğiz? Tamam. Meyvenin içindeki hepsi çekirdek. Tamam. Tamam, çekirdek. Ama gelecek baharın çekirdeği olabilmesi için onların hepsi çekirdek olamaz. Bazılar tohum oluyor. Yani tohumu bir araya koydunuz. Evet, ara oldu. Tohum aradır. Geçmişin bıraktığı tohum. Ne diyor bir de oku bak, çok sari. Bak. Geçmişim baharda ne var? Geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler. Bak, geçmiş güz bıraktı ya bunu. Tohumlar. Bıraktı bunu. Tohumlar ve kökler. O bahar gittikten sonra gelecek baharlarda. He, gelecek bahar. Bunu attım şeye, tohumu attım toprağa. Toprağa attım. Çekirdekler ve kökler. Çekirdek oldu bu. Cilve attığın anda. Atmayınca bu tohumdur. İşte 50 yıl sonra eğer o tohumlar sümbüllenmezse diye. Evet. Çekirdek olmazsa. İstidat. Çekirdek. İstidatlar çekirdektir. Kabiliyetler tohumdur. O nasıl oldu? Tamam, kabiliyet niye tohum olsun ki? Şöyle. Herkes doktor olma kabiliyetindir. İstidadındadır. Ama herkes doktorluk kabiliyetinde değildir. Onu da ben anlamıyorum. Nasıl ben de doktorluk yani olsun ki? Şimdi doktor olamaz mıydın sen? Senin, olurdu. Bak şu yanındaki doktordur. Ha? Olurdu. Olabilirdin. Ama kabiliyetin yoktu. Yani. Ama doktorluk istidadında vardı. Çünkü mahiyet insani birdir. Herkes de çekirdek aynıdır. Yani hani sümbüllendirmedi desek yani bütün bir çeşitli sebeplerle bombalanmadı. Yani annesi gıdalı yemedi. Kader, zaman, zemin, anne babası nikahı, anne babasının helal haram yedirmesi, anne babasının büyüttüğü sokakta haylaz bir zemin arkadaşlık. Yani istidatlar kabiliyete dönüşmedi. Yani herhangi böyle kafası vasat bir insan bir işte cumhurbaşkanı oldu, en üst seviye. Evet, o değil miydi? Yani, evet. Ne demek yani? Yani çekirdekte vardı. Vardının bir mantığı yok o zaman. Ama niye yok? Vardı da ne? Kader de etki ediyor burada. Bak. İstidadı var. İstidat noktasında şöyle, herkes marangoz istidadındadır. Mahiyet insani birdir. İnkısamı gayrimi. Tamam. Nur-u Muhammed'den tecelli ettik mi? Tamam. Şöyle diyelim. Güneş istidattır. Ama çiçek kabiliyetine dönüştü, meyveye dönüştü, koyun oldu, ağaç oldu, menekşe oldu, gübre, kestane oldu. Bu donmuş güneştir ama kabiliyettir. Mesela güneşten nur geliyor, ziya geliyor. Üçe dönüşmüş. Nura dönüşür. Zehre, zühre oluyor. Reşa. Katre, reşa, zühre. Hepsi güneşten gelmiş. Bunlar kabiliyet. Ziya ise istidat. Bir bilgisayar programcısı aynı bilgisayarı kullanarak içinde farklı programlar yazabiliyor kendine. Bu herkeste var bu istidat ama o kabiliyetini geliştiriyor, ortaya çıkartıyor. Evet, kabiliyet, kabiliyet kudret aleminde ortaya çıkmak. Yani geleni kabul edebilme. O mantığını anlamıyorum. Yani doktor olabilirdin o zaman pratikte. Anlarsın sonra inşallah. Pratikte bir şey olmuyor gibi. Bunu bak, bunu etkileyen şudur kardeş. Zaman, zemin, taam. Ben mühendis de olabilirdim abi. Evet. Ama değilim. Doktor. Kabiliyetim yok mühendis. Evet. Olabilirdim. Olabilirdin. Mesela bak. Zaman, zemin, taam, libas. Mesela anne babanın yedikleri, nikahı, aldıkları eğitim. Aslında çocuk eğitiliyor karnındayken daha. Bilmiş doğar derler ya. Tamam mı? Annenin öğrendikleri çocuğun ruhunun çekirdeğin oluyor. Asabiyeti, nefreti, öfkesi hepsi. Tamam mı? Onun için doğar doğmaz böyle çocuklarına şeydir. Ta o zaman etkileniyor. O zaman senin istidat çekirdeklerini kabiliyete dönüştürüyorlar. Kabil oluyorsun, kabil. Kabil almaktır yani. Geleni kabul etmektir. Geleni kabul etmek, kap, istidattır.
O gelen ise kabiliyettir, su dolması. Nesep önemli o yüzden. Evet. Nesep çok önemli. Onun için Allah Resulü diyor ki, gübreden bak, gübreden dahi olsa, yani gübre içinde gül dahi, gübreden gül dahi çıksa, gübreden olan gülü koklamayınız. Ölçü veriyor. Tamam mı? Biz eskide evlenirken hep şey yaparlardı böyle, dindarlık değil, külliyatta, bak konuyu değiştirdim. Külliyatta hep birincisi şeyi alıyor. Hayır, evlilikte almıyor. Ham küfüv alıyor. Denklik hanım diyecektim, küfüv alıyor. Tek bir yer var Kastamonu'da. Diyor ki, ilk önce küfüv olarak diyanet almıyor. Ahlak alıyor. Soy alıyor, soy. Nesebi alıyor. İlk önce soyuna, ahlakına bakın. Bizim Lazların bir atasözü var. Argo'dur. Argos'un atlayarak söyleyeceğim. Onların uslubuyla. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsi bilmem ne, cinsinden çeker. Hmm. Evet. Ben de zenci olma istidadı var. Hadi bakalım, daha o kadar. Ne anladın sen? Tamam. Tohum çekirdeği anlaştık. Anlaştık. Tamam. Yani hepsi tohumdur. Seçilmişler. Hepsi çekirdektir. Hepsi tohumdur. Tohum olanlar çekirdektir. Çekirdek olanlar da tohumdur. Tamam. Bak. Tamam. Kardeş. İki çekirdek arasında seçilmiş tohumlar var. Evet. Ben öyle anladım değil mi? Şu an kardeşim. Önceki, sonraki. Bu kardeşim. Nasıl? Çekirdekten. Bunu koydum toprağa. Tamam. Toprak. Bu topraktan konulup çıktığı anda patlarsa çekirdektir. Hmm. Patlamayıp çürürse tohumdur. Tamam. Çıktı mı bu? Tamam. Ağaç oldu mu? Tamam oldu. Bu. Bu ikisi de aynı. O ne şimdi? Şu... İkisi de tohumdur. Ama patlama sıfatı olduğu için bu çekirdeğe dönüştü. Bu tohumdur. Ama bir sürü tohumlar var. Tohumluk ayrı. Nasıl ayırdı? Bu binler taneden 10 tane ayırmış. Hı hı. Bu tohumdur. Ama gelecek baharın çekirdeğidir. Hı hı. Mazi taşıma tarafı çekirdektir. Ağacın son olma noktasında tohumdur. Hı hı. Ağacın 11,5 saat. Bak, ağacın son olma noktasında tohumdur. Hı hı. Bunu başka bir zamanda, başka bir zeminde bu taşırsa, mazi istikbali taşıma özelliği varsa, tohumun özelliği şudur. Mazi istikbali taşıyorsa çekirdektir. Bunu tohumdu ama gelecek baharın çekirdeğidir. Ama bir sürü vardı bundan. Hepsinden ağaç oluyor mu? Ağaç olanlar çekirdek oldu. Olmayanlar tohumdu. Tamam. Yüzel külli hakikatler cismaniyete temerküz ettiğinden. Yüzel hakikat neydi? Hakayık eşey sabitin. Esmadır. Yüzel külli hakikatler cismaniyete temerküz ettiğinden encamidir. Niye cismaniyette encamidir maddelerini okuyoruz? 9. Mevcudata giydirilen vücut cismaniyettir. Vücuda bak, giydirilene bak. Vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. İyi dinle ha. Vücut giydirilmiş. Sana. Hayat giydirilmiş sana. İyi dikkat et. İki defa söyledim. Üçüncüyü söylemek için. Hep üçüncüyü söylerken, üçüncüye vurgulamak için iki defa tekrar ediyorum ta ki bunu demek için. O kadar mühim bir şey söyleyeceğim bunu. Bir daha. Sana vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş, sana insaniyet giydirilmiş. İnsan değilsin sen. İnsaniyet giydirilmiş. Sonra İslamiyet giydirilmiş. Sonra marifet giydirilmiş. Sonra muhabbet giydirilmiş. Garip garip baktınız. Cismaniyet bir yerde diyeceğiniz diye baktım da demediniz. Cismaniyete nereden şey yaptık? Yani bunu hepsiniz emin. Hepsiniz emin. Bak şimdi bak. Arkadaşlar ya. Acayip oluyorum ya.
sayfa veya sayfatın 55. Bak. Ene enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar. Tefsiri demek detaylar. O nefis derken ben olan ben tarafı, tamam mı? Emniyetsiz, hakir ve fakir görünen vücudun, vücut cismaniyet. Her müminin vücudu gibi neymiş? Her müminin vücudu gibi vücut neymiş? Cismaniyette vücut giydirilmiş. Cismaniyet vücut değil yani. Cismaniyete vücut giydirilmiş. Vücut giydirilmiş. Hayat neymiş? İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İmanı tahkiki neymiş? Ha, İslam'dan sonra imanı şey yapmadım. İmanı tahkiki neymiş? Marifetullah neymiş? Mabetullah nasıl olacakmış anlasınlar, dersini alsınlar. Şualarda not düştüm, bu parça yoktur. Şualarda hasbunallah da buraya kadar anlatıyor, burası yoktur. Allah. Evet bak, burası yoktur. Dördüncü şuada bu, şu yer yok. Ama hasbunallah ve ni'mel vekil, üçüncü mertebe-i nuriye hasbiyede geliyor. Fakat bu okuduğum yer yok. En can alıcı yerlerden birisi. Yok. Koymamış usta oraya. Cismaniyete giydirilmiş değil mi abi? Evet, cismaniyete giydirilmiş. Cismaniyet değil yani. Değil, değil. Cismaniyete de öz. Evet. Cismaniyete vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. İnsaniyet. İnsaniyet giydirilmiş. İslamiyet ondan sonra değil mi? Evet, İslamiyet. Bir dakika. Ha, evet, İslamiyet iman demiyor. İmanı tahkiki. Sonra marifet. Sonra muhabbet. 7. İman bu marifet ve muhabbetin altında gözüküyor. Evet. Zaten marifet ve muhabbet ondan sonra çıkıyor. İmanı tahkiki. İsmail sanki bir binanın karkası gibi. Yani karkası. Sünnet hep giydiriliyor işte. Gidiyor. Tepe yapıyorsun, ara bölme yapıyorsun. Yani yapımda şey diyeceğiz abi. Evet, inşaatçı olacak. Ene diyeceğiz yani. He? Ene diyeceğiz. Yok yok, tobe tobe. Yani giydirilmiş diyor. Olsun ama bu kadar giydirilmiş he. Yani. Mesela bak, cesedime gömlek atlet giydirilmiş. Yani ene midir? Cesettir. Cesette içeriye giydirilmiş. Et, kemik, kan falan giydirilmiş. Devam edeyim. On, alemi manaya, alemi ervaha ve ilahi makasıda ve esmaya aynı olmaya en elyak cismaniyettir. Bunlar cismaniyet zemininde ifade ediliyorsa, oraya ne uygun ve oraya en uygun, münasip, mirat ve aynı cismaniyettir. Hangi yere? Alemi ervaha, alemi manaya, İlahi makasıda, esma aynelerine, bak, alimi manaya, mirat cismaniyettir. Alimi erbaha, en iyi aynı, mirat, hem ayna hem mirat cismaniyettir. İlahi makasıtların en iyi mirat ve aynası cismaniyettir. Esmaya, ayna ve mirat olmaya en elyak cismaniyettir. En elyak cismaniyettir. Bunlar cismaniyet zemininde ifade ediliyorsa bunlar. Oraya ne uygun, oraya en uygun ve münasip mirat ve aynı cismaniyettir. Burada bir duralım. Değil mi? Bitiyor abi şurada iki şey. İki tane, o acele etmeyelim. Tamam. Devam edeceğiz yani şimdi de. Bir ara verelim. Sen bas Cennetin en çok, en mütenevi lezzetleri cismaniyettedir. Orada mı kalmıştık? Cismanidir, evet. Evet, cismanidir. Cenneti de içine almış. Şimdi bak, bam teli burası. Şimdi, cennetin en çok, en mütenevi lezzetleri cismanidir. Cismaniyettedir diyor da, cismanidir. Oysa cennet nuranidir. O zaman cismaniyetin öteki ucu, en ucu burası.
Cismaniyet cennetten başlıyor. Mesela burası buzdur. Su, buz, bak buz, sudur, doğru. H2O'dur. Cennete gideceğim şimdi bak. Bir bardak su dedin mi? Bu su kabul edin. Sudur ama buzdur. Buzdur ama H2O'dur. H2O'dur ama enerjidir. Enerjidir ama madde hayattır. Madde hayattır ama aynı hayattır. Cennet aynı hayattır. İnne darül ahirete leyyel heyvan. Bak, cismaniyet buradan başladı. Aynı hayattı. Ondan sonra cismaniyet, cismaniyetten çıkıyor. Akıl cevheridir. Yani cismaniyet arştan başlar. Arşın altı, arşın kendisi değil. Cennetten başlıyor. O zaman cismaniyetin en şeyi, yani sıfır yeri, kaynağı cennettir. Ve nuranidir. Ve ay, işte çok zor olan yer burasıydı. Cismaniyet aynı hayattır. Cismaniyet aynı hayattır. Aynı hayattır. Bak sırayla gidelim. Ama böyle gözükmesi işte... Şöyle göstereceğim size. He? Böyle gözükmesi işte çok enteresan. Evet. Buz halinde gözükmesi. Aynı hayat. Bak şimdi. Kalktım, bilerek kalktım. Bilerek kalktım. Göstermem lazım. Su doldurdum. Buz kabul ettim. Evet. Cismaniyetin en kesifi. Buzdur. Sudur. Söndürücü. Arkaya gittikçe zıtlar daha acayip oluyor. Söndürücü mü? Mesela buz iken ne söndürücü ne içiliciydi. Su söndürücüdür. Ama aşağı yanıcıdır. Yanıcı ve yakıcı. Şeytan mesela. Burada şeytandır, arkada değildir. Burada sudur ama arkada yanıcıdır. Hidrojen, oksijen. Yanacak. Arkaya git. Enerji. Fizikçilere göre Risale'de kuvvet diyor. Risale tabirine mi gideyim? Buz. Su. Hidrojen oksijen kullanıyor. Kuvvet. Fizikçilere göre enerji. Onun da arkası esir. Esirin de arkası maddeyi hayat. Nereden başlar bu? Daire hayattan başlar. Maddi hayatın daha aslı aynı hayattır. Aynı hayat şeyden başlıyor. Cismaniyetten başlıyor şeyden. Cennetten başlıyor. O zaman cismaniyetin bir ucu aynı hayattır. Öteki ucu ise bu kesif alemdir. Bak bu sürecin tümüne cismaniyet denilir. Peki içine şeyi sokayım. Ben sayıyorum yukarıdan aşağı. Haritayı hayal edebiliyorsan. Cennet. Daire ilim. Daire hayat. Kürs. Levh-i mahf ve ispat. Alem-i berzah. Yedi kat sema. Alem-i şahadet. Bu sürecin tümü cismaniyet. Ama kör olası cismaniyeti camit zannettik, camit. Yani bu. Yani biz buza bakarak buz zannettik sırf. Cismaniyet... Anlayamazsın ki o zaman. Hiçbir şey anlayamaz. Cismaniyet anlayışımız değişsin diye aylarca belki de günlerce bu dersi yapıyoruz. Yani bu sürecin tümüdür. Onun için bir ara verdik ki böyle zihnim bir şey olmasın ya. Ezmek istemiyorum. Burada gezen kimdir abi? Hangi şeyimizle geziyoruz? Yani bir belirleme yapabilir miyiz? Harika. Meratipleri şey yapan. Harika. Nerede ne takıldıysa bak gezebilir. Bak şimdi canımın kardeşi. Allah razı olsun. Bu soruyu sorduğun için çok acayipime gitti. Peki ne? Arştan geldi. Dur. Arştan geldi. Cennet. Buradan sana ne takıldıysa buradan aşağı hepsi gezebilir burada. Efendim, daire ilimde ne takılmışsa buradan aşağı gezebilir, yukarı gezemez. İyi dinleyin bak.
Bunun altı daire ilim. Daire-i hayatta sana ne takılmışsa buradan her şeyi gezebilir. Bunun altında kürs takıldı. Nefis burada takıldı. Şeytan burada takıldı. Beyin vesvese burada. Şeytan buraya kadar gezebilir. Buradan aşağıya gezebilir. Buradan yukarı gezemez. Oradan yukarı melekler geziyor. Geziyor. Peki şeytan madem bundan aşağı geziyorsa, onu dersi yaptık. Şeytan Adem'e cennete nasıl musallat oldu? Bunun karakollarıdır diyor Üstad. Müstemlekeleri ve dairelerinde olmuş o. Cennette değil o. Nasıl ki diyor bir devletin müstemlekeleri var, şeyleri var. Yok, müstemleke ve daireleri var. Mesela diyelim ki Amerikan konsolosluğu. O toprak Amerika'nındır. New York'taki Türk konsolosluğu toprağı da Türkiye'nindir. Oraya Türkiye kanunu giremez Amerika'ya. Yani Amerikan konsolosluğu. O Amerikan kanunlarıyla o sitede yönetilir. Oradaki kanun bulunduğu devlete ait değildir. Çünkü müstemlekedir o. Neydi o? Kalp miydi müstemlekeler? Şimdi gelelim de. Yani insanın o alemlerin müstemlekeleri var burada. Geylan ediyor buradan. Meyve koparıyor. Cennetin kendisi değildir diyor. Müstemlekelerindedir. Müstemleke nedir? Aynadaki güneş gibidir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Kim nerede dolaşıyor soruna veriyorum. Kürsten sana ne takıldıysa, kürsten aşağıya. Hepsi mesela lise diploman varsa, ilkokul mezunlarına ne hat tanınıyorsa, nerelere giriyorlarsa, sen lise mezunu olma nasibiniz giriyorsun zaten. Kimse sana ilkokul diplomanı göster demez. Cismaniyet anlayışımız buydu yani. Bu sürecin tümü. Bu sürecin kaynağına mahiyet denilir. Cismaniyeti mahiyeti bu. Burası. Mahiyeti mi yoksa hakikati mi bu abi? Dışa vuruşu. Mahiyetler aşağı azamdadır. Hakikat, esmanın en şeyi. Hakikatin en latif tecellisi. Hakikat. Esmadır ya. Evet. Arşın altı ya. Arşın altının evet. Mahiyetin ne işi var? Hakikatler en latifi, cismaniyetin en latifi cennettedir. Ama lezzet alma bakımından cennet gibi olur. Dünya yoksa. Dünyasız cennet olmaz. Ustad bunu ne güzel diyor. Diyor ki cehennemsiz cennet lezzet vermez diyor. Şimdi anlaşıldı mı? Yani. Haydi kıyas manasında değil. Çünkü zemin. Cehennem mi yoksa büyük alem şehadeti mi kastın? Hepsi. Hepsi. Niye biliyor musun? Bak, cehennemsiz cennet lezzet vermediği gibi cennetsiz cehennem de elem vermez. Taze bitmez. Eğer zıttı kaldırırsan, cennetten cehennemi kaldırırsan vacip olur. Her şey zıttı ile vardır. Mesela diyelim ki ampul ışık vermiyor mu? Niye 100 voltluk ampuldaki ışık daha şiddetli de 50 voltlukta daha düşük? Çünkü 50 voltlukta Adem daha fazla. Basıyor. Cehennem daha fazla. Daha örtükmüş. Tamamen nurdan, ışıktan, tamamen zulmeti kaldırırsan ışık ışıklıktan çıkar. Evet. Işık olduğunu da bilmez değil mi abi? Öyle olunca? Yok. Huri gibi diyor. Allah Resulü diyor ki Huri'nin diyor bir kılı gelse kılı bütün kainat nura inkılap eder. Kimse görmez. Göz kör olur. Bu göz. Çünkü zıtsız nur. Oradaki zıtsız mı? Yani buraya göre tabii zıtsız. Oraya da gene zıt var. Onun avarıyla zıtı çünkü abi. Niçin zıt var? Bak zıtı şuradan çıkarıyorum. Huri'nin nuru mu daha kaliteli? Dünyadan giden hanımların nuru mu? Dünyadan giden. O zaman demek ki dünyadaki giden hanımlardan daha basitse Huri'nin nuru. O zaman bir Adem var orada. Onu gömen, örten var. Peki, dünyadan giden hanımlar mı daha nurani, dünyadan giden erkekler mi? Evet. Dünyadan giden erkekler daha nurani. Demek ki onda da bir baskın Adem var. Nasıl sistem? Şimdi peki, dünyadan giden erkekler mi daha ne?
Tobe, tobe kıyas için. Allah her cuma günü rüyetullah'ına gideceğiz. Rüyete gidenler. Rüyete gidince değişecekler. Nuraniyetleri değişecek. Tabii. Niye değişecek? Çoğalacak. Orada çoğalma var mı? Var tabii. Adem, niye? Adem. Çoğalma varsa azaltma sistemi çalışıyor demektir. Ademsiz hiçbir yer yok ki. Adem acayip bir yer. Kral benim yani Adem. Şimdi diyor ki cennetsiz cehennem elem olmadığı gibi cehennemsiz cennet de cennet değildir. Yani nasıl, yani mertebe yok mu cennette ya? Mertebelendiren zıttının müdahalesiyledir. Peki Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İlmi niye sonsuzdur? Çünkü zıttının müdahalesi yok. Bir şeyde zıt yoksa mertebe olur mu? Olmaz. Allah'ın kudretinde mertebe yoktur. Niçin mertebe yok? Zıt yok. Cennette mertebe var mı? Vardır, bak ha mertebe. O zaman zıt var. Zıt nedir? Adem'dir ya. Acayip oldu. Her şey aynı. Arkadaşlar o zaman her şey her yerde fakat Adem'in müdahalesiyle değişken burada. Ne Adem'miş ya? Adem'in seviyesi artıyor. Adem'in müdahalesiyle sert oluyor, yumuşak oluyor, soğuk oluyor, sıcak oluyor, beyaz oluyor, aydınlık oluyor. Adem varlıksız varlık, mekansız mekan ama hiçbir şey değil, her şey onunla ifade ediliyor. Hiçbir şey değildir, her şeydir. Cismaniyetle Adem'in ilişkisi ne bu şeyde, yani yapısal olarak? Şimdi cismaniyeti meratibi yok muydu? Nurani'den ta buza kadar. Bunu mertebelenden, cismaniyeti derecelendiren harikat meratiplerine Adem'in müdahalesi yok. Adem cismaniyeti ben size şey heyecanlanmam, oyunu anlatmak istiyordum. Cismaniyetimiz nereden başlıyor? Bilin kıymetini de, harcamayın çöplükte ya. Hani böyle derste diyorum, böyle çıldıracak gibi söylüyorum. Bilin kıymetinizi, bulamazsınız. Böyle bir şey bulamaz ya. Yani vallahi billahi tallahi ben melek olmak istemem ya. Cebrail de istemem ya. Bir kere illeti Allah yapmamış bir kere. Yani cismani değil ki Adem, ben bir şeye, Cebrail'e sorarım. Cismani mi? Değil. Olmam kardeşim ben. Zaten o. Var zaten bende o. Niye ben aşağı ineyim? Kalitelisi bende var. Kaliteli benim ya. Hacı Mercedes var, Hacı Murat'a niye ineyim ben kardeşim? Ya sen deli misin, manyak mısın ben sana ya? Ya cismaniyet bambaşka bir şey ya. Nuraniyetten üstün. Bize niye hep tersi böyle nurani olan şey olan? Biz burayı da tersi hakir görüyoruz. Ama değil mi? Bugüne kadarki sistem hep burayı hakir görme üzerine kurulmuş. Hakir. Anlamam. Ama o doğru. O doğru ama şu doğru diyor. Bunu demesen olmaz işte. Dünyanın üç yüzü var der. Bir, nefs-i melabegâh, hakir gördüğümüz yer. Esma-ı tecelligâh, ahireti mezrası. İkisi acayip bir şey. Esma burada olur ya meratim. Kardeşim Allah'ını söylesen aşağı gitti. Cennette bile Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Daha ilerisi var mı bu sözün? Cennetteyken adam cennette olduğunu bilmiyor. Kıyas yoksa. Şey yok. Mertebe yok. Ya ölü ya bu, ben çıldıracağım ya. O zaman cennet yok ki adamda. Yani peygamber de tabii ya. Cennet yok. Cennetlikten çıkıyor. Nereden biliyorsun? Cennet cennet olduğunu, bizim bildiğimiz cennet cennet olduğunu bilseydi ölümsüz olduğunu bilecekti. Onun niye yedi meyve? Ölümsüz olayım diye. Ölüm kalksın benden diye. Ölümü nereden biliyor? Hiç ölümü görmedi. İrfan tespiti. Çünkü Adem'e bütün isimler talim edilmedi mi? Adem'e esma külliha. Ve alleme Adem'e esma külliha. Adem'e mefte talim edilmedi mi? Hayat da talim edildi. Mudil esması da talim edildi. Şeytanlık zaten vardı Adem'de. Çünkü mudil esması vardı. Ama bil kuvveydi. O şeytana demedi ki Adem Aleyhisselam, böyle bir şey metin gördünüz mü? Lan sen kimsin lan? Allah Allah. Adem'in Adem'in Adem'iydi şeytan. Varlığın yokluğuydu. Adem uzatmak varlık. Adem yokluk. Varın yokudur. Adem'in yani peygamberin Aleyhisselam'ın zıttı şeytandır.
biliyordu, bir fil gördü. Ama yani peki diyecekler ki madem şeytanın şeytan olduğunu bildiği halde nasıl şey yaptı? Nisyana ait bir esma var. O da tecelli etti. Unutmaya ait bir esma var ya. Gaflet de bir nimettir diyor ustam. Gaflet de nimettir ha, unutmak. O devreye girince isyan etmedi, nisyan etti. Buradan çıkarıyorum ve bitiriyor. Kavgalar bitiriliyor. Hocaların, alimlerin arasında kavga. Adem peygamber ruhudur, nasıl isyan eder? İsyan yoktur, nisyan var. Şeytan isyan etti, Adem nisyan etti. Evet. Şeytan isyan etti, Adem nisyan etti. Halacı Mansur önüne Allah koydu, enel hak dedi, onu kastetti. Şeytan önüne kendisini koydu, enel hak dedi. İkisi aynı şeyi söyledi ama onu kastetti, o da kendisini kastetti. Şeytan isyan etti, Adem nisyan etti. Adem unuttu. Niçin unuttu? Unutma ayet esma vardı. Niçin emre zıt yaptı? Çünkü mudir esması tecelli etti. Tecelli etmişse meratipler çıkmayacak. Çıkmayan, muhalefet. O esmalar, kuvve olanlar aslında, çıkmaya başladı. Tabii aslında hep bütün esma patladı. Şöyle düşün, ben yaptım. Ya dedim, çok sevdim. Bir dostum Allah razı olsun Eskişehir'den kabak getirmiş falan, o çekirdeklerini alayım dedim. Poşete koydum. Dedim ki bunu ayıkladı kabak tatlısı yaparken. Daha kardeşim bunu şey yap, sakla, ben bunu ekeceğim, böyle kabak yok. O da ya dışarıda kurutamamış, poşete koymuş. Kaloriferi var ya Hüseyin'in. Vanasına taktı. Mervana'dan su atmış biraz. Damla damlatı böyle şarşır değil. Poşetin içine girmiş. Kalorifer de sıcak. Çocuk diyor ki Yasin, abi gece yarısı diyor, gündüz olmuyor diyor. Beğendin mi? Pal, pul, pal, çekirdekle pat diyor. Kabiliyet oluyor. Kabiliyete demişim. Çekmiş, yani orada poşetle patlayacağın şey mi? Abi çok korktum ya cin diye dedi ya. Lan cinin dersende ne işi var lan? Ruhaniyat. Abi ama işte bütün o cinciler böyle, yani cin korkmaları bu işte. Ya çekirdek patlıyor, ya da kafanda yorgunluklar, bir balonlar var ya balonlar. Böyle sabun yaparsın, şişer, pat, kötü işte o. Senin şişirdiğin, düşünceler balondur ya, pat, evet. Kötü patlıyor. O abi kendimi kötü hissediyorum, ya yesinler kötü hissetmeni ya. Keyif veriyor. Orası karıştırıyor oldu. Yani buranın kıymetini bilin ha, kısacası. Burası neresi abi? Bilmiyorum. Abi. Cismaniyet çok kıymetli biliyor musun? Bak burası, burayı ile orası bilindi. Allah burayı dilemiş, orayı bildirmek için. Burayı dilemiş, orayı bildirmek için. Ana karnındaki çocuğa muamele dünya için değil midir? Ayak neye takılmıştır? Kulak neye takıldı? Ses mi var? Göz neye takıldı? Renk ve şekil, manzara mı var? Gidecek olduğu alem için. Dünyayı tanzim etmiş orası için. İdris Aleyhisselam niye dönmedi abi? İdris Aleyhisselam burayı gördükten sonra, ama oradayken kesinlikle buraya gelirdi. Tam tersi olurdu. Ben cennette olsaydım buraya gelmek isterdim. Öyle oldu zaten. Bana tabii öyle oldu. Vallahi isterdim çünkü merak ederdim. O kadar acayip merak ederdim ki niye? İnsanın fıtratında her şey her yerdedir. Esma böyledir. Ama her şeyi her yerdeyken bir yerde, bak buradayım orada değilim, olması çok zordur. En zor burasını yapmak. Cennetten zordur. Çünkü cennetin malzemesi nurdur. Yapılacak şeyler de nuranidir. Her şey olabilir. Ama katıdan bir şey yapmak, demirden adam yapmak, adam demir parçasından demir, adam şekillendirmek. Sudan adam şekillendirmek daha kolay suya. İstediğin şeye koyarsın kaba. Demiri kaba nasıl sıkıştıracaksın? Buraya nasıl sıkıştıracaksın? Suyu sıkıştırdın. Yani suyun şekli yok ya, her şekle girer. Cennetteki malzeme nur olduğu için şekli yok. Giren ruha göre şekil alıyor. Şimdi cennet ikiye ayrılıyor temelde. Bir tanesi bahsedilen Kur'an'da ve hadiste bahsedilen umumi bir cennet. Bir de kişinin hususi bir cenneti var. Umumi cennet hadislerde bahsedilen, Kur'an'da bahsedilen aynen öyledir. Geneldir, herkeste beraberdir. Bir de kişinin hususi bir cenneti var ki kimse kimseden haberi yoktur. O şu anda belirlenmemiştir. Belli değildir. Kimse kimseye göre belli değil. Kendisi de bilmez. O cennetin zemini şudur. Dünyada yaşarken oluşturduğumuz çekirdek, şablon, kalıp, yani dima ile
vicdanen, kalben, ruhen ve yaşayarak oluşturduğumuz ağaç, yani çekirdekten ağaç, şablon. İşte bu dördünün bütünü, dima, vicdan, kalp, ruh. Dima, vicdan, kalp, ruh. Eylemsel olarak yaşantı, yaşadığımız, yani bunlardan çıkıyor. Bunların oluşturduğu kalıplar var, kalıp. Yaşandı kalıplar var. Yani nasıl ki daktilo mumlu kağıda vurduğu zaman, deliyor, yani çukur yapıyor. Sonra o çukur yapan harflerin üzerine mürekkep dökülüyor. Bu taraftan yazı okunuyor. İşte bu dimağımızın, vicdanımızın, kalbimizin, ruhumuzun ve fiiliyatımız hayatımızın mumlu kağıdına yazıyor. Mumlu kağıda yazdıktan sonra cennetin nuru olan, nur olan malzemesi üzerine dökülecek. Dökülünce ortaya çıkacak şekil senin hususi cennetin oluyor. İşte bu hususi cennetin şekli yok şu anda. Belli değil. Umumi cennet bahsedilen belli. O belli ve biliniyor. Bahsedilen Kur'an'da, hadiste. O aynen teslim. Ama hususi cennetinin şekli yok. Yani kalıbı yok. Bitmedi daha. O kalıbı, yani o hususi cennetinin şeklini senin yaşantın oluşturacak. Cennette şekil yok. Cennette bir şey yok. Cennette hiçbir şey yok. Ne diyorsun ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şekil yok. Su gibidir. Tadı yoktur, tuzu yoktur, şekli yoktur. Giren ruha, ruh kalıptır. O oluyor senin cennet. Cennetin mucizesi orası. Buradan ne götürdün? Ama asarlar beni. Kur'an'da diyor, huri var şu var tabii, değil mi? Cennette hiçbir şey yok. Hiçbir şekil yok. Hiçbir belirleniş yok. Mayenleşme yok. Suyun tadı yok. Burayı keserlerse kötü abi. Kabe gibi. Kabe bak. Suyun şekli var mı? Yok. Hiçbir şekli yok. Tadı yok. Hiçbir rengi yok. Çünkü her renk yok. Kırmızı göstermez mi? Buraya baksa kırmızı göstermez mi? Gösterir. Yeşili de gösterir. Kendisinin rengi yok. Her rengi göstersin diye. Kendisinin tadı yok. Her ağız tadına uygun olsun diye. Kendisinin şekli yok. Her şekle girsin diye. O zaman ruhlar kalıp gibi düşün. Düşünceler kalıptır. Hisler kalıptır. Hisler, latifeler, duygular, tefekkürler, maneviyatlar, imanlar hepsi kalıptır. Kalıbın içerisine nur doluyor, oluyor senin cennet. Cismaniyet benim cennetim oluyor işte. Kadının fıtratı da erkek için her şekle girer demiştiniz. He, kadın. Niçin kadın Ahmet için, Mehmet için değil? Hayır, Ahmet de evlenirse Ahmet'e uygun olur. Mehmet de evlenirse Mehmet de uygun olur. O zaman cennet olur. Yani kadın işte cennet yani. Küçük bir cennet çünkü her şey uygun. Şimdi cennette bak şekil yok senin. Her duyguna ayrı bir cennet olacak. Hani dedik ya böyle insan yaratılmış ya. Var olup yok. Cehennemde ateş yoktur dedi. O ve adamı tard ettiler. Doğru söyledi. Dedim ya cennette şekil yoktur. Ha. Cennette bir şey yoktur. Peki nedir o? Cennette nur var. Ne o nur nasıl şekillenecek? Senin fikriyatın, hissiyatın, latifelerin, duyguların kalıp olacak. Onu dolduracak. Yani mumlu kağıda, bak şimdi. Daktilonun, daktilo tümsek diye yazı yaz. Mumlu kağıdı ne yaptı? Çukur yaptı. Oraya mürekkebi dökersen buradan yazı gözükür mü? Gözükür. Ha, yazı nasıl gözükür? Buraya ne basarsa. Kalıba doğru. Herkesin cenneti kalıbına göre değil midir? O zaman senin cennetin genel cennetten ne işin var senin? O zaman sen kalıp oluşturuyorsun. Allah da nuruyla dolduracak cenneti. Cehennemde de ateş yoktur demiş. Adam doğru söylemiş. Buradan götürülüyor demiş. Ayette öyle diyor zaten. He? Ayette de öyle diyor. Hani taşı şey yoktur. Ha ha. Götürsünüz diyor. Götürürsünüz diyor. İnsanlar odunu taşlar ve insanlardır. O, cehennemin ateşi neymiş? Taşlar ve insanlar demiyor mu? Hı. İnsan yoksa şu anda ateş yok o zaman. İnsan gidince ateş olacak. Hı. Kendi ateşini kendi yap. Yani bak, taşlı. Bu taşlar ve insanlardır diyor. Cismaniyet. Şimdi insan yok içinde şu anda. Sırf taşla ne yanıyorsa o kadar.
Taş cismaniyet mi? Adım alabilir. Mesela şimdi bak, ona çalışıyor. Şimdi cehennem nedir? Hissiyat mesela bir yere koydun adam yanıyor çar çar çar. Hayır. Belki bu tarafında iyi bir adamdın. Bu tarafına şöyle. Kalıp olacak duyguların, hislerin, eylemlerin, fiiliyatın, düşüncelerin, latifelerin, hassaların, istidat ve kalıpların hepsi kalıptır. Oraya zulmet dolduracak. Zulmet. O zulmet ateş olacak. Ateş, ateş cennette, şey cehennemde şey yok o. Zulmet var. Zulmet ateşten beterdir. Mesela kadının içi yanar çocuğunu kaybetmiş. Ateşten beterdir. Mesela bir kötülük yaptın, vicdan yanıyor. Elin yanmasına benzemez. Vicdan yangısı daha beterdir. Beterdir zulmet. Biri esmaya bakıyor, biri sıfata bakıyor. Çünkü. Ya evet. Şimdi cehenneme giden bir insanın mesela adalet olması lazım. Bu tarafıyla iyi. Yani deniliyor ya cehennemde gitse dahi hususi cenneti olur. Çünkü bu tarafları iyi. Kalıbı iyi. Kapalı. O zaman zulmet dökülmüyor kalıba. Şimdi o zaman benim dimağım, vicdan, kalbim, ruhum dört. Şey, hayat. Dima, biz kendimiz kılarız namazı. Dima, kalp, ruh, fiil. Fiil. Bunlar açılacak kalıp olacak. Zulmet dökülecek. Çukur olanlara dolacak, dolmayana dolmayacak. O zaman adalet kadar yanacaksın. Öyle bir attın o kazanı herkes yanıyor. Eşit yandı. Belki şu tarafın azdı. O kalıplara zulmet dökülünce ortaya çıkan ateştir. Cehennem de özel değil mi? Cehennem de özel. Çünkü cehennemde ateş mi ateş yok. İnsanlarsa insan gitmedi yanmayacak. Şu anda yanmıyor o zaman. Sen gidince yanacak. Numunesi yanıyor burada insan. Şu anda sönmesin diye o taşla devam ediyor. İnsan çünkü ayette taşlarla ve insanlar olacak diyor. Şimdi insan yok da ateşle devam ediyor. İnsan kalıbına dökülecek o. Bak zulmet ateşten beterdir. Ateşin içinde salat namazdan camidir. Münacat duadan camidir. Zulmet karanlıktan cami. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Yani cehennem de böyle. Kalıp. Tamam mı? Ama tabii bu cenneti nasıl anlatacak hadiste veya şeyde? Huriler var, şunlar var. Yani bu olayı, bu belki de cismaniyet kaçıncı ders? Bu altıncı, yedinci ders. Yedi. Ve her ders 2,5 saat. Ondan sonra 30 sene altyapıyla. Öyle deniliyor cennet. Şimdi adama nasıl diyeceksin ki? Yoldan hadisler? Çevir al bunu 15 saat dinle öğreneceksin ne olduğunu desen. Kim dinleyecek ki? Kim dinleyecek? Şimdi desen ki cennette şekil yok falan olur mu ya? Şimdi tobes doğrulasın manyak mısınız ya? De. Ama bu 7 tane dersi dinleyen biraz altyapısı olacak. Ya bak nedir o? Senin hislerin, tefekkürlerin, maneviyatın, düşüncelerin, kazanımların. Yani senin açılımın kaptır. Oraya dolduracaklar nuru. Senin o şey cennet olacak. Olmuş işte abi dediğinize göre olmuş. Cismaniyet cennetin vücud haricisi. Vücud haricisi. Cismaniyet tamam. Cennetin vücud haricisi. Çok acayip oldu. Cismaniyet. Onun için bak buz suyun vücud haricisi ya. Evet. Ama mesela kar da olur, dolu da olur. Bak şimdi. Alemi şehadet, alemi gaybin üzerine tenteneli perde mi? Ha. Cismaniyet de cennetin vücut haricisi. Ama burada Adem fazla olunca Adem vücut az alemimizde, Adem çok, sıkıntı çok. O terse doğru gidince Adem az, vücut çok, cennet olacak. Vücut çok, Adem az, cennet. Vücut az, Adem çok, alem-i şehadet, uç. Adem siz nasıl vücud harici olacak? Onunla vücud harici diyemezsin, konuşamazsın kendimiz. Orada hiçbir şey yok o zaman, böyle durursun öyle olsa. Şey, ben düşünüyorum şimdi de şöyle ifade edebilecek. Bak bu dersi nasıl anlarsın biliyor musun? Sen burada olduğun için. Ve yeni dinleyenler 3 defa. Sen
bu dersi bu sıcakken kesinlikle 3 gün geçirmeden al defterini tekrar bir daha dinle. Yok, bir daha dinlemeden olmuyor zaten. Yani bir kere daha bak dinlemiş. Kaçta başladık derse? 10'du galiba. 10'du yani. 10. Saat kaç şimdi? 12.30. 12'ye çeyrek geçiyor. Kaç saat geçti? 2 saat 15 dakika. 15 dakikada kahve demeyelim. 2 saat. Tamam mı? Şimdi devam edeceğiz, bunu bitireceğiz. Cennetin cenneti olmuş oluyor o zaman. Ya cismani çok değerli de bilin ya, ne olur. Böyle televizyonun önünde, ne bileyim, televizyonun önünde. Düşünceleri... Yani meşru dahi olsa ya, israf ya. O zaman gezerken ben size bir şey söyleyeyim, bir sır vereyim. Bari gezerken tefekkür edin. Yapamıyorsan bari bir dostunla al da, dostunla seyahat etmek peygamberin sünnetindendir. Ya değerlense, ahirete mal olmayacak hiçbir şey yapma. Besmele çekemediğin bir şeyi çekme, yapma. Besmele çekemediğini çekme. Yapma. Çünkü bu cismaniyet, alemi kaybın tenteneli perdesi, vücud alecisidir. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Buz neredeyse su oradadır. Öyle mi? Su neredeyse H2O oradadır. Enerji de oradadır. Maddi hayat da oradadır. Aynı ayette oradadır. Cennet suyun içindedir be kardeşim. Ama örtülmüş kör olası cehennet. Esma yok mu kardeşim? Esma'nın donmuş hali değil mi? Cismaniyet olmasa Esma gözükür mü? Cennet nasıl gözükür abi? Neye gözükeceksin? Hasan abi size şey yapmıştım. 10. defterde şey yazmışsınız. Alem cismaniyet bir tenselin perde gibi şule feşan. Gaybi avalim üzerinde diye alta şey yazmışsınız. Kim ne yazmış? Bunu bir çözebilsem diye yazmışsınız. Allah. Ben de size şey attım onu çizim. Allah. Bunu bir çözebilsem demişsiniz. Vay be. 10. defterde. 10. defter? Bu 19. defter değil mi? Evet. Şu 19. Yani 19. Biraz ondan konuşuyoruz değil mi? 9 defter geçmiş böyle. Bir şey soralım. Bunu bir çözebilsem yazmış. O zaman değil mi? Vay. Allah neler ikram. Görünce çok hoşuma gitti dedim. Ya. Şimdi ama 19. defterde konuşuyoruz. Geceler konuşuluyor. Ya. Namaz nedir o zaman Hasan abi? Namaz neden kazası olacak yani? Namazsız cennete... Şey, benim trenle giderken makas koydun şimdi. Şimdi buraya gidip. Tamam. Yani cismaniyeti tamamlayan bir şey aslında. Namaz, cismaniyetin hakikatidir. Dua, cismaniyetin mahiyetidir. Cismaniyet hakikatidir. Kelam da çok yakışıyor bu cismaniyet abi ya. Cisman. Kelam niye ben böyle manyağım ki kelama? Biraz nuraniye yapayım. Her şey ya. Niye böyleyim? Kelam. Kelam hakkında o kadar dersim var ki. Evet. Değil mi? Daha size çıkartmadığım şey var ha. Zaman ve kelam hakkında defterde bir muhatap göreyim de çıkartayım dışarıya dedim. İnşallah yaparız abi. Güzel olur. Aa öyle şeyler yani he doktorum. Şeyler tamam. Kurtlarımızı de. Tamam şimdi bitirelim. Latife yapıyoruz. 12. Saadet ebediyenin en ehemmiyetli bak. Saadet ebedi benim cümleler değil oradan arkadan aldığımız. Saadet ebediyenin en emniyetli ve herkesin istediği ve herkesin ünsiyet ettiği nimetlere cismanidir. Mesela cennetteki nimetler, mesela ben Bolu'da bir asker arkadaşımın evine gittim. Annesi, oğlumun, düşün yani bundan 10 sene önce, oğlumun 23 sene önceki asker arkadaşı misafir geliyor. En iyi hazırlıkları yapmışlar. En iyi. Bolu'nun en iyi hazırlık yemek neymiş biliyor musun? He? Mantar. Mantarla... Normal ben mantar, bir de şey, o böyle şey oluyor ya, şey gibi oluyor, baklamı nedir ne böyle sumuk gibi oluyor ya böyle şey. Bamya. Bir daha, ulan Laznanlar mı? Ulan şimdi bu mantar, bir şey bunu anlatıyorum ha, niye Bolu'ya atladım? Yani ünsiyet etmedim, onlar için en kaliteli, ben de ulan bunlar çıksa da, ulan bunu nasıl zorla etsem, yemiş saysam. Ulan getir balık, tamam. Ben şimdi bir Anadolu yemeği. Yani bak cennette, saadet ebediyede herkesin istediği ve ünsiyet ettiği. Mesela diyelim ki ben çok kalitelidir Brezilyalılar için. Cennete gidecekler Brezilya'dakiler. Onların ünsiyet ettiği.
bir yemek ve iş olacak. Oradan bu şartım girdi. Ünsiyet şeydir, ruhuna yakın. Bir kere gözüne yakın, hissine, düşün, gözüne yakın, düşüncene yakın, hissine yakın, vicdanına, kalbine böyle giresin diye şey yaptım. Ruhuna. Ruhuna olunca ünsiyet hakkı olur. Ruha ünsiyet olur. Ben olan ben olursa, ben olan ben olursa ünsiyet hakkı olur. Bak, ünsiyet şeyedir, ruhadır. Ülfet dimağdır. Ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi çoğalt. Ha? Bu sefer ünsiyet ruhlanma olur. Bak, rahlanma, ruhlanma, ferahlanma. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Şimdi cismaniyettedir. Ünsiyet ettiğimiz şey cismaniyettedir. Son cümlemiz 13. Cismaniyetin vücudu sıfata bakar. Çünkü cismaniyet esmaya aynadır. Mesela onu konuştuk. Bu aynadır. Beni gösterir. Bu mevcudat aynadır, esmayı gösterir. O zaman mevcudat ayna değildir. Mevcudat biraz önce 200 kaçtı? 53 müydü? 54 lemalarda kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti, o mahiyeti ilmiye süre vücudu ilimden vücudu hariciye çıkar. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Kudret sıfattır. O nafis iradesiyle, o şumullu kudretiyle. Hadsiz kudreti. Hadsiz kudretiyle, nafis iradesiyle. Kudretin bir iradesiyle, kuvvetin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer, vücud ilminden vücud hariciye çıkar. Demek ki bu mevcudat, kudret ve iradenin, kudretin ve irade aynadır. Ayna demek kudret ve iradenin... İlmi koyar mıyız? O da ilmi mahiyet ilmiye sürdü ya. İlmi sürmek, o gözükene sürüyorsun. Yani şimdi nihayetsiz kudret miydi? Hadsiz. Hadsiz kudretiyle, nafiz iradesiyle. Kudretin cilvesi olan kuvvetini sürer. O sürmek ilimdir. O mahiyet, mahiyet ilmiyeden, mahiyet ilmi diyor. Mahiyet ilmiyeden, yani bu Allah'ın subuti sıfatında ilim var. Malzemen, Allah varken hiçbir şey yoktu. Hayır. Allah ne bu kainatı ne ile yaptı? Taşı dahi hayatta yaptı. İlim projedir. Nereye göre yapacak? Onu sürüyor. Bak, nihayetsiz kudretiyle, nafiz iradesiyle o mahiyet ilmiyeyi kudrete, kuvvete sürüyor. Ondan sonra vücud hariciye çıkıyor. Çıktı. Demek ki kudretle irade ilmi dairelere giriyor, sürüyor. Yani şöyle diyor ustadın onu. Şimdi mumu kağıda koyun daktiloya. Daktilo biliyorsunuz tümsekli. Yazın çukur yapar. Tamam mı abi? O çukura mürekkep sürerseniz çukur dolacaktır. Dolayısıyla öteki taraftan, bu doldurduğun taraf değil, bu taraftan yazı gözükür. Değil mi? Doldurdun. Şimdi nihayetsiz kudretiyle, nafiz iradesiyle, hassız kudretiyle, nafiz iradesiyle. O kalıplar mahiyettir, döktüğü mürekkep ilimdir. Sürüyor. Kalıp ilimdir, kalıp. Kader. Hayatı döküyor. Biraz önce ustad diyor zaten, ilmi kalıplar diyor. Elde kudret. Ustad diyor ki, ilme kalıp diyor orada. Sakın ha, sarı ifade. İlmi kalıplara kudret ve irade hayatı döküyor, yazı çıkıyor. Kalıp ilimdir. Mürekkep hayattır. Döken ilim, kudretle iradedir. Tamam mı? Bunu döküyor. Hayat gözüküyor değil mi abi? Dökünce hayat gözüküyor. Vücudu ilmi de vücudu harici. Vücudu harici verir. Vücudu harici veriyor. Artık bütünsel. Cismaniyet. Buraya çıkınca vücudu harici. Ama bu arkadan böyleydi. Buraya çıkana ne deniliyor? Çıkana Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin irade ve kudreti bakıyor. Hı hı.
Bunun mazisi ve mustakbeli var. Emiriyim. O da imam gibi. Burada kimse yoksa.